Değerli başkanlarım, kıymetli Busyat ailesi, değerli misafirlerimiz. Busyat Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubumuz ile Yeşil Bursa Çalışma Grubumuzun ortaklaşa düzenlediği Bursa'da Su Konuşuluyor, Su Varsa Hayat Var konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Ben hemen sözü Gıda Tarım ve Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu Başkanımız, aynı zamanda Gıda Mühendisliği Odası Başkanı Sayın Serkan Durmuş'a sözü bırakıyorum. Serkan Bey, buyurun. Değerli konuklar, değerli misafirler, hepiniz panelimize hoş geldiniz. Şahsım ve Tarım ve Gıda Uzmanlık Grubu adına size saygı ve sevgiyle selam veriyorum. Öncelikle sözlere başlamadan önce tabii ki 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhları şad olsun diyorum. Yaralarımıza şifa diliyorum ve geride kalan bütün milletimize de başsağlığı diliyorum. Evet, bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Dünya Su Günü biliyorsunuz ulusal ve uluslararası etkinliklerde suyun farkındalığı yaratabiliyor. Temiz, içilebilir kaynaklara ulaşabildiği, bu anlamda faaliyet yürütüldüğü bir etkinlik çalışması şeklinde devam ediyor. Biz de bu konuya önem vermek ve ondan sonra Bursa'da suyu konuşmak, bu konuda farkındalık yaratmak adına bugün bu etkinliği düzenledik. Özellikle bu konunun uzmanlarına bizi yalnız bırakmak için şanslı teşekkür ediyorum. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Örgütü'nün yapmış olduğu çalışmaya göre dünyada 1.4 milyon insan şu an temiz ve tüketilebilir su kaynakları erişiminden dolayı hayatını kaybetmektedir. Yani bu her gün 4 insandan bir tanesinin aslında hayatını temiz suya ulaşamayacak kaybetmesi anlamına gelmektedir. Ve yine şunu çok iyi biliyoruz ki yine Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre Türkiye'deki su kullanımının yaklaşık %71'inin tarımsal su kaynaklarının, %18'inin sanayide kullanılan su kaynaklarının ve %11'inin de evlerde kullanmış olduğumuz tüketici olarak kullanılan su kaynaklarından oluştuğunu hepimiz bilmekteyiz. Su Örgütü, dünyadaki su konusundaki değişimi 2023 yılında tema olarak almıştır. Çünkü güvenilir ve sağlıklı suya ulaşmak için bir değişim ve dönüşüm şartı ve bu en hızlı şekilde yapılmalıdır. Çünkü su hayattır ve en temel insan hakkıdır. Ve bu bağlamda suyun bu kadar hayatımızda önem arz ettiği ve bu kadar önemli olduğu noktada biz de bugün bu etkinliği düzenleyerek bir farkındalık yaratmaya çalışacağız. Şimdiden başarılı ve güzel bir etkinlik olmasını temin ediyorum ve katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, panelimizin moderasyonu üstlenen Doçent Doktor Sayın Efsun Dindar hocamızı kürsüye davet ettim. Değerli katılımcılar, Busyat temsilcileri, sektörün temsilcileri, hepinizi şahsım, üniversitem ve Busyat uzmanlık grubumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Serkan Bey'in de söylemiş olduğu gibi 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında hem ulusal hem uluslararası pek çok etkinlikle karşı karşıya geliyoruz. Ve aslında suyun önemini hep konuşuyoruz, hep anlatıyoruz ve Bursa için su şehri olarak tarihsel bir öneme sahip olan bir kent için son günlerde hepimiz biliyoruz kuraklık, barajlarımızın doluluk oranı, yağışların durumu gibi pek çok kaygılarla birlikte aslında sıkıntılı ve tehlikeli bir dönem yaşıyoruz ve bunun önümüzdeki dönemlerde bize getirebileceği riskleri öngörebilmek, riski yönetebilmek adına çeşitli farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz. Bugün de panelimizde tarım alanında en çok su kullanımının olduğunu biliyoruz ve DSM verilerine göre de yaklaşık %75'in üzerinde suyu biz tarımsal anlamda kullanıyoruz. Ve bununla ilgili neler yapabiliriz, sektör temsilcilerimizden, hocalarımızdan dinleyebilmek adına bugün hem kıymetli misafirlerimiz arasında konunun diğer paylaşımıyla birlikte değerlendirmek için buradayız. Dolayısıyla değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Ve ilk konuşmacımız, BUSKİ Genel Müdür Yardımcımız Devrim İzgi. Aslında en çok son günlerde sorulan sorulardan biri, Bursa'nın durumu ne olacak, barajlarımızda durum nedir, yeraltı sularımız nedir ve Bursa'da su yönetimi konusunda neler yapılıyor cevabını ilk ağızdan dinlemiş olacağız. Kendilerini takdim edeceğim. Buyurun. Değerli başkanlarım, çok değerli Hüseyin Dayısı. Değerli arkadaşlar, başlattığımız süreyi geçmeden kadına hepinizi bu
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün 22 Mart, Dünya Su Günü. Suyu konuşuyoruz. Bizler de Bursa'da da şu anda birçok etkinliğe katılıyoruz. Sizleri tebrik etmek istiyorum. Böyle bir günde böyle bir suya da söz verdiniz. Buraya kadar da bir dinlediğiniz için. Bizler Rusk Genel Müdürlüğü olarak 1989 yılında kurulmuştuk. Bugün geleceğimizde şu alanımız 11 bin kilometre karavana ve tüm şehri üretmek üzere Rusk Genel Müdürlüğü olarak görevlendirdik. Tüm şehrin içme suyunu, kanalizasyonu, yağmur suyunu, arıtma tesisini muhabbetimizle bizler görevlendirmiş olmaktayız. Rusk Genel Müdürlüğü olarak şu anda yaklaşık 12.034 kilometre içme suyu şebekemiz, 5.105 kilometre kanalizasyon şebekemiz ve 1.865 kilometre yağmur suyu şebekemiz bulunmakta. İçme suyuyla kullanımızın toplam hacmi 584.000 metreküp olarak geliyor. İçme suyu depolama hacminin artması bizler açısından ciddi anlamda önemli. Çünkü yani herhangi bir kesinti de şehrimizin kurulunu yaşatmadan geçebildiğimiz için bunları önemsiyoruz ve sürekli yapmaya devam ediyoruz. Enerji tabii günümüzde ciddi anlamda önemli bir kalem. Bizlerin de bu işleri yapması açısından önemli. Enerji sarfiyatımız sürekli olarak artmakta, yeni arıtma tesisleri ve buradan devreye almasıyla. Yani bu alanda kendi elektriğimizi, kendi enerjimizi üretmeye çalışıyoruz. Şu anda %19'lar seviyesindeyiz harcadığımız enerjiyi üretmekte. Bunları %30'lar seviyesine çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Kendi harcadığımız enerjimizi kendimiz üretmek istiyoruz. Rusk'ın genel bölüm bünyesinde tabii sürekli devam eden atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri şartları sunulmakta. 2022 yılında yapımı tamamlayıp devreye aldığımız atık su arıtma tesisimiz, Mustafa Kemal Paşa Çeltikçi atık su arıtma tesisi, Nilüfer İrindir'deki paket içme suyu arıtma tesisimiz, Keres içme suyu arıtma tesisi, İnegöl Mesih paket içme suyu arıtma tesisi, Mustafa Kemal Paşa Akarcı içme suyu arıtma tesisi, İznik Elbeyli'de Harmaç atık su arıtma tesisini devreye aldık. Şu an inşaatı devam eden yaklaşık 8 adet, 7 adet arıtma tesisimiz var. Büyük oranda devam ediyor inşaatımız. Doğu atık su arıtma tesisinde de aritasyonu devam ediyor. İznik atık su arıtma tesisinde kapasite artışı işimiz devam ediyor. Ancak orada bir sıkıntı yaşadık ufak. Bizim arıtma tesis alanını yakınlaştırdığımız zaman da gazete avyesler çıktı, stavanlar çıktı. Şimdi projemizi ufak revizyonlarla tesisimizi kaydırmaya çalışıyoruz. İnşallah ihaleci bünyesinde çözebileceğimizi düşünüyoruz. Orhan Evi Atık Su Arıtma Tesisi inşaatımız devam ediyor. Yeniköy'de, Karacabey Boğazı'nda Yeniköy'deki Atık Su Arıtma Tesisimiz de yapıp bitirmek istiyoruz. Sonuçta orada ciddi anlamda bir yerleşim var. Bu yerleşimde orada kromoz olanların kirletmeme satılımı yapıyoruz. Orhan Gazi Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasite artışı devam ediyor ve Keres'te de Atık Su Arıtma Tesisimiz devam ediyor. 2023 yılında içme su arıtma tesislerimize baktığımızda devam edenler Karacabey Güngörmez, İnegöl Alanyurt, Vakıf'ta da yine 500 litre saniyelik bir içme suyu arıtma tesisi kuruyoruz. Buradan Vakıf bölgesindeki özellikle bu yağışların kurak gitmesinden dolayı barajlarımızdaki yeterli olmasından dolayı açtığımız derin kuyulardan elde ettiğimiz suları sulardaki derin kuyudan çıkan sulardaki kil ve siliklerin içme suyu abonelerine ulaşmaması adına bir paket içme suyu arıtma tesisi yapıyoruz. Bu da bunun filtrelerden geçiyor. Bunu da yine şebekemize vermiş olacağız. Tabii yaptıklarımız bunlar, esas yapacaklarımız çok daha fazla. Şu anda önümüzde bekleyen, hala finansını aradığımız ve inşallah anlaşılıyor olacaklarımız. Karacabey'in atık su arıtma tesisi hala yapmayı hedefliyoruz. Bu atık su arıtma tesisinin kapasite arttırılıyor, batının kapasite arttırılıyor. Küçük kumlu atık su arıtma tesisinin yine kapasite artışı, kurşunlu atık su arıtma tesisinin kapasite artışı, alçak atık su arıtma tesisinin kapasite artışı ve Trigger'e yine bir atık su arıtma tesisi yapmayı hedefliyoruz. İller Bankası ile anlaştığımız kredilerin belli olduğu Uludağ'da oteller bölgesinin atık su arıtma tesisi, Mustafa Kemal Paşa, Şapçı, Yenice, Karacalar ve Yetişme Su Arıtma Tesisi'nde yapmayı hedefliyoruz. Uludağ Atık Su Arıtma Tesisimizde inşaatına başlamıştık. Ancak yönetimimizle sözleşmemizi tasfiye ettik. Yeni ihalemizi yaptık. Falamadık. Yeni ihalemizi yaptık. İnşallah orayı da bitirmeyi hedefliyoruz.
sulama görevleri de ciddi anlamda yapıyoruz. Bu genel bir bölge olarak, bu anlamda tarıma destek, tarımsal destek olarak, kendi görevlerimizle Büyükşehir'le beraber olarak şu anda 3 adet devam eden sulama bölgelerimiz bulunmakta. Kester Gözede, Mustafa Kemal Paşa, Bahri Sarnıç ve Orhan gibi İkizoğlu Keşiler sulama bölgesinde devam ediyor inşaatımız. 2023 yılında devam eden sulama tesisleri, ilaçlama havuzlarımız da bulunmakta. Bunlar da tamamen kırsal bölgede, bunlar da olarak desteklemek adına yaptığımız yatırımlar. Tabii bunlar da her yağmur suyunu tutmak, depolamak bir ihtiyaç anında kullanmak adına yapılmış tesisler. Bunun için bunları da ciddi anlamda önemsiyoruz. Mevsimler kurak gidince tabii acil su ihtiyacımızı çözebilmenin en kolay yolu derin kuyular açarak bu aralar takviye etmekte. Bizler de sürekli olarak yola başvuruyoruz maalesef. Kesin çözümler de bulamayınca hızlı bir şekilde karar almaktadır. Sürekli olarak ilçe ilimizde birçok yerinde derin kuyularla o açıyı kapatmaya çalışıyoruz. Aslında derin kuyuları yeraltı sularını kullanmamak istesek de şu anda bu açıyı başka çözümlerin başka bir yolları yok. İçme suyu kaynaklarına baktığımız zaman Bursa'da en büyük içme suyu kaynakları uzmanlarında Doğancı Barajımız, Mücifer Barajımız ve Çınarcık Barajımız bulunmakta. Gemlik Büyükkurma Barajı'nın yapımı tamamlandı. Arıtma tesisi yıkma aşamasına geldi. En son işletme yaptı. Artık Gemlik'te de kendi barajdan içme suyunu karşılayabilir seviyeye gelmiş olacak. İnegöl, Kocaköy Barajı ve Karacabey Görecik Barajı'nda %10 seviye inşaatları devam ediyor. Oraları da bitirdikten sonra ilimizde ciddi anlamda suyu depolayabilmiş olacağını düşünüyoruz. Bizim Nilüferçe üzerine seri olarak iki tane barajımız bulunuyor. Aşağıdaki Doğancı Barajı, Selahattin sahibi Doğancı Barajı 1983 yılında yapımı tamamlandı. Yaklaşık tam olarak dolduğu zaman 43 milyon metreküp su hacmine sahip. Ancak doldur boşaltmada 110 milyon metreküp kadar su depolayabiliyor yıl içinde. Nilüfer Barajımız da 2007 yılında tamamlandı. Onun da 60 milyon metreküp kadar bir dolu hacmi bulunmakta. Buralardan aldığımız suyu da Doğruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtarak şehrimize veriyoruz. Doğruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin birinci kademesi 1985 yılında, ikinci kademesi de 1994 yılında tamamlandı. Halen gayet uzun çalışan, gayet rahat çalışan tesislerimizden bir tanesi. Geçmiş zamanda yapılmış, atılmış adımların ciddi anlamda burs olarak rahatlığını yaşıyor diyebiliriz. Ancak ondan sonra da bizlerin de yapması gerekenler. Burası Uski Skada Merkezimiz. Uski Skada Merkezimizden biz yaklaşık 831 adet noktayı direkt olarak kontrol ediyoruz. Her türlü içme suyu operasyonunda vanaların, depoların açılması, kuyuların değerleri alınması, derdi merkezinin çalıştırılması gibi ve SCADA merkezini yapıyoruz. Tabii burada her şeyin kayıt altlanması şöyle bir altı var. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Yine bir gün burada 7024 saat personelimiz bulunuyor. Sürekli olarak tüm tesis, tüm sistem kontrol ediliyor. Bir gün gece saat 2.30 gibi bir anda depo boşaldığını tespit ediyoruz. Burada bir herhangi bir şey var değil. Depoyu kapatıyor ve ekipleri sahaya çıkarıyor. Sahaya çıktığımız zaman sahada bir inşaatın yanında göç bozmuş ve bizim hattımız göçe doğru kaymış. Direkt su patlamış, 800'ün içeri borunun direkt depolun boşaldığını görüyor. Tabii bu durdurduğu için de herhangi bir yere o su gitmeden, bir can kaybına ya da bir mal kaybına da vermeden, izin vermeden çözümleniyor. Sabaha kadar da bizim ekibimiz çalışarak gün ışığınca da suyu şehre vermiş oluyoruz. Sıkada merkezi olmamış olsaydı mutlaka o su bir yere bir can kaybına, bir mal kaybına olurdu. Onun için de burası da çok ciddi anlamda önemsediğimiz yerlerden bir tanesi de. Tabii kayıp kaçak içinde de bu su Sıkada merkezini sürekli olarak kullanıyoruz. İçme su şebekelerinde kayıp kaçak oranları olarak da bizim usul olarak çok ciddi övündüğümüz noktalardan bir tanesi. Kayıp kaçak çok basit bir şeyle sisteme verdiğimiz su, ondan sonra faturalandırdığımız su arasındaki farkı sizce kayıp kaçak oranınızı belirtiyor. Usul olarak biz bunda iyi bir noktadayız Türkiye'de. Şuradaki resimde çok net görülüyor. Bizim için yüzeye çıkan kayıp kaçaklar aslında hemen görülebiliyor. Şikayet olarak Rus geliyor.
hemen tanıdat yapıp çözümleri yapıp ancak alt tarafta sinsi kaçak olarak gördüğünüz oradan bir şekilde yolunu bulan ve hiçbir şekilde de yüzeye çıkmayan kaçakları bulup tamir ettikçe su kayıp kaçak oranlarını azaltmış görüyorsunuz. Su kayıp kaçak oranlarına baktığımız zaman buski olarak bu 1990'lı yıllarda hedeflenmiş şeylerden bir tanesi. O zamanlar Bursa'da diyoruz ki biz kayıp kaçak oranımızı düşüreceğiz diyoruz. Bunlarla ilgili de hedefler koyuyoruz. Projelerimizi buna göre yapıyoruz. Alt bölgelerimizi, alt temalarımızı oluşturuyoruz. Boru cinsimizi buna göre seçiyoruz. Ve o günlerde %65 olan kayıp kaçak oranını bizler %20.21'e kadar düşürüyoruz. 2022 yılı itibariyle inşallah daha da aşağı düşüyoruz. Ve bununla ilgili de ödül aldık. Bunu şöyle söyleyeyim ben sizlere. Kayıp kaçak oranlarının %25'in altına indirilmesiyle ilgili bir yönetmelik de çıktı. Şimdi bizler 1995'ten itibaren bunu ölçmüşüz ve özellikle aşağı doğru indirdiğimiz bir grafiğimiz var. Ancak Türkiye'de şu anda biz bilinç değiliz. Yani, ama şöyle bir durum var. Mesela Kayseri'de %35 kayıp kaçak oranı vardı. Yönetmelik çıkınca %17'ye düştü. Bir anda. Ya da Aydın %11 kayıp kaçak oranı var dedi. Bakanlık böyle bir oran olamaz, %17 gibi bir oran olamaz deyince onlar %27'ye çıkardılar. Yani böyle bir hesaplarla bu işler oluyor. Bakanlık bizim bu grafimizi gördüğümüz için mesela siz bu işi gerçekten doğrusunu yapıyorsunuz, onun için Bursa'da, yani Türkiye Odası'nı diyor, bizler bu şekilde aldık. Bunu özellikle söylemek istedim. Kayıp kaçan bir hikayesi var, yani bunu aşağı düşmesinde bir şey var. Maalesef böyle yoksa hesaplarla, kalemlerle oynayarak biz kayıp kaçanımızı işte %11'e düşürdük diye de hesaplarla çıkabiliyor. Yıllara göre su üretim miktarlarımız bunlar. Tabii gördüğünüz gibi sürekli olarak artan bir su verimimiz var. 2008 yılında şehre 94 milyon metreküp su verdiğimizde tüm insan ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Ancak bu geçtiğimiz yıl 155 milyon metreküp'e kadar çıkmış durumda. Sürekli olarak da içme su ihtiyacını talebimiz şehir çevresinden artıyor. Su varlığı ülkelere göre sınıflandırılma şu şekilde denmiş. Su fakiri olarak 1000 metreküpten daha az oluyor. Su fakiri işte 2000 metreküpten daha az oluyor. İşte su azlığı, su zenginliği geçiyor. Biz ülke olarak su stresi çeken ülkeler arasında su miktarımız maalesef çok yüksek değil. Mevcut durumda kişi başına düşen su miktarı ve ülkemiz su stresi çekiyor. 2021 yılında Türkiye'nin yanında %27 sulama denmiş, %12 içme suyu, %11 sanayi suyu denmiş. Ancak bu oran bizim ilimize, Bursa'mıza baktığımız zaman bu şekilde olmadı. İçme ve kullanma su ihtiyacımız %28 çıktı. Sulama %60'larda kaldı. Sanayi de %11'lerde kaldı. Bu bilgiyi devlet su işlerinden aldı. Verilen tahsisler ve kullanma oranlarına göre. Tabii şunu söylemek istiyorum. Yani resmi rakam. Resmi göre bizim şehrimizde ürettiğimiz suyun %28.8 bizler içme su şebekesinde kullanıyoruz. Sanayi %11'lerde kalmış bir oranımız bulunuyor. Bu Marmara bölgesinin yıllık alansal bir alışımı maalesef gördüğünüz gibi ciddi anlamda bir alışımımız azaldı. Bundan sonra da azalacak. Arada yükselen şeylerimiz var. Oranlarımız bulunuyor. Bunlar da sel felaketiyle karşı karşıyayız. Zaten dünyada sel ve kuraklık yani tamamen birbiriyle örtüşen şeyler. Bir yerde sel varsa bir yerde kuraklık var. Bizim ilimizde de maalesef yağışın azaldığı da ötüklerden net bir şekilde gözüküyor. Bursa merkezde ve 2010-2007 yılında iklim değişikliği Bursa Su Kaynakları etkisi proje raporunda Bursa merkezinde 2020 yılının Uludağ yöresinde 2020 yılından sonra Bursa merkezinde 2050 yılından sonra yağışın azaldığı gözüken bir grafiğimiz. Ciddi anlamda su olan talebimiz artarken beklentilerin hepsi ilimizde hem Uludağ'da hem merkezde suyun ciddi anlamda azalacağını gösteriyor. Bu da bizim insan olarak, muskul olarak beklentimiz ne kadar su verdiğini düşünüyoruz diye günlük olarak hesapladık. Şu anda biz 425 bin litre su ortalamaya gidiyoruz. Ancak 2050 yılında bu günde 600 bin litre kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu
kadar suyu verebildiğimiz sistemi. Ancak yağışlar sürekli azalıyor. Su yönetimi genel bir rapora göre Türkiye'de potansiyel toplam su miktarımız, bu da önemli bir faktör bence. 2022 yılında 84 milyon nüfus, işte 2030'da 104 milyon, 110 milyon, 112 milyona çıkan nüfusumuz varken, suyumuz 2022'de 112 milyarken 2100 yılında 66 milyar metreküp'e kadar azalıyor. Artan bir nüfus, azalan bir suyumuz var. Bu da yine su yönetimi yerlerinden aldığımız bir raporumuz. Deniz su işleri etüt raporlarına göre Bursa'da toplam 248 bin hektar arazimiz var. %85'i etütte. Dediğimiz 125 bin 46 hektar bölümü ekonomik olarak sulamalarla bölünmüştür. Bunlarla ilgili işte sulamaları, gölgeler, yer sulamaları ve halk sulamalarında toplam yapılan şey 80.169 hektar bir alandır. Tarım orman en büyüğünden alınan bilgiye göre de şehrimizde yapılan sulamaların %35'i kamu sulama, %35'i sarma sulama, %30'u da yağmurlama şeklindedir. Bu da tarımsal sulama durumumuz. Hocalarımız birazdan daha net açıklayacaklar. Bu şeklimiz Bursa ilerinin 2040 yılına kadar planlanmış su kaynaklarımızı gösteriyor. Burada tabii öncelikle Doğancı'nın nüfer barajını aldıktan sonra yaklaşık 2013 yılından sonra da Çınarcık Barajı'ndan da şehrimize su verilmesi düşünülmüş. Burada Çınarcık Barajı'ndan su kutsalama bunlarla ilgili bir su işletmeyi bir projeleri yapabilecek. Bizler aldık. Kendilerimiz ihalesini başlattık. İnşallah 2025 yılına kadar Çınarcık'la ilgili de sistemi devreye alıp Bursa'nın artık ciddi anlamda bir rahat nefes almasını hedefliyoruz. Buz gibi mevcut içme suyu kaynakları olarak baktığımızda kapasiteler olarak baktığımızda Doğancı, Lüfer, Nantep ve Verimkoy toplam kapasitesi 155 milyon metreküp. Maksimum kapasiteye çıkarsa bu 190 milyon metreküp olarak çıkıyor. Tabii gelen yağışlar bu oranı, bu arada bu oranı, bazen daha az yapabiliyorsunuz, daha yukarı çıkabiliyorsunuz. Ama bu arada bu stresi yaşıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl 2022 yılında 154 milyon metreküp su verdiği şehre aldığımızın hepsini verdik. Depo barajlarımız çıkan bir düşünce sıkıntılarla devam ediyor. İnşallah bundan sonra yağışlar kadar da dolmasını hedefliyoruz. Hedeflediğimiz bundan sonra da yapacaklarımız var. Tabii çıkan çıkan suyu getirdiğimiz kısa mesafede bizim çözmüş olacağız sınırlarımızı. Ancak Çınarcık Barajı'ndan sonra bir Gölbaşı Barajı'mız var. Gölbaşı Barajı da hepimiz ikinci barajdır. O barajımızın önlerinde yeni bir stekle yapılarak baraj hacmini arttırdı. Mesela bekleniyor. Oradan da yaklaşık bir damcı kesimler sistemimize verdikten sonra Bursa'nın ciddi anlamda içme suyu konusunda rahatlayacağını düşünüyoruz. İnşallah o konuda bu suyla da başlıyoruz. Çınarcık içme suyu arıtma tesisi ishalatı ile ilgili burada alacağımız su bize tahsis edilmiş. Su miktarımız 145 milyon metreküp. Çınarcık Barajı'nın toplam hacmi 370 milyon metreküp. Bize buradan verilen 145 milyon metreküp su var. Buradan aldığımız suyla beraber toplam yapacağımız 150 milyon doluluk yatırımla beraber inşallah 2025 yılının sonunda bu suyu alır, sistemimize, şehirlerimize vermiş olacağız. Yapacaklarımız, içme suyu depolarımız, rezervlerimizle birlikte. Çınarcık Barajı'nda tabii şu anda bizlerden su almadığımız için tamamen enerji amaçlı ve tarımsal amaçlı. Özellikle devlet su işleriyle yaptığımız toplantılarda son zamanlarda Ukrayna-Rusya savaşından sonra doğal gaza gelen ekstra zamlarla birlikte enerji üretimimiz doğal gazdan kesip hidroelektrik santralına sağlamak adına Çınarcık Barajı'yla Akay Enerji'den elektrik üretimimizle başlamış. Çınarcık Barajı'nın bütün suyu hızlı şekilde çekip enerji üretimine vermişler. Buranın da deşarjı göl ayağımızın Ulaabat Gölü'ne geçiyor. Böyle bir hedef var. Enerji olarak verilmiş olan su geldi. Ak enerjiden geçtikten sonra göle veriliyor. Buradaki kuyruk suyundan da 14.50 hektolitre suyumuz Teknosoba. Yine 18.50 TOSAP'lı Teknosoba'da oradan kuyruk suyundan su veriliyor. Ancak henüz onlar almadılar bu suları.
hala görerek 5 aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Burada bir sistem. Çınarcık Barajı'ndan şu anda da hala dediğimiz 60 litre saniye usulüyle de yaklaşık 18 tane mahallede içme suyu olarak veriyoruz. Kendi içme suyu arka tesisimiz var. Bu kadar küçük bir tesis. Köyde normalde bağlıyor. Özellikle susuz olan ciddi anlamda 3000 adetmiş. Yine Gazi Kadriye, bu Mustafa Kemal Paşa ve Orhan Gölü doğru köylerin hepsinin ihtiyacını buradan yaptığımız tesiste karşılıyoruz. Kestel Gölbaşı, Gölbaşı Barajı, işte yeni yapacağımız sevdeyle beraber bitti. İnşallah böyle bir devre alacağız. Bittiği zaman 64 milyon metreküp yıl suyu da sistemimize almış oluyoruz. Yeraltı suyu potansiyellerimize de baktığımız zaman ciddi anlamda yeraltı suyu potansiyeli de ancak bunu kullanmak istiyoruz. Tabii tahsisleri yapıyoruz sanayiye. Bizlere de yapılmış. Herhangi bir içme suyunda eksikliğinde maalesef ilk başvuran en kolay yerlerden bir tanesi. Bu da kaçak kullanımı çok uzun var. Bizlerin haricinde, ruhsatların haricinde. Ancak Bursa'nın ciddi anlamda korunması gereken kaynaklarından bir tanesi. Bu tablo bizim her gün Bursa olarak, Bursa'nın yerine göre baktığımızda su rezervimizi ister ve gösteren bir tablomuz. Dün itibariyle baktığımızda Doğancı'da oranımız var. Lüfer yüzde 10.88 toplam ortalama %26 miktarda oluştuk. Bulunuyor. Şöyle baktığımız zaman Pınar kaynaklarından Dünşehir'e 84 bin metre su verilmiş. Yeraz sonra 128 bin metre su verilmiş. Barajlarımızdan 124 bin metre su verilmiş. Toplamda 387.453 metre suyu şehre verilmişiz. Ve 387 bin metre su vermişiz. Bundan sonrası için de bakarsak, eğer bu senaryo gerçekleşirse her gün, her gün yer altından aynı suyu, bunlar kaynaklarından aynı su alırsak da, 98 bin kadar da sürecek bir suyumuz var diyoruz biz. Çünkü barajlardaki suyu bitirirseniz, şimdi biz de şöyle bir durumda, Bursa'da günlük 400-425 bin metre bir suyu şebeke vermek zorundasınız. Eğer barajınızda su yoksa sadece alacağınız pınar kaynaklarınız ve yeraltı suları. Yeraltı sularında 128 bin, pınar kaynaklarında 85 bin isteniz toplamda 200 bin suyunuz olur. Eğer barajda suyunuz yoksa Bursa'nın 400 bin metreküp ihtiyacının yarısını karşılayabilirsiniz. Eğer barajda suyu tutarsa Bursa'nın yarısı suyu çekmeler, diğer yarısı içemeyecekmezse. Bunun için barajlarda suyu tutmak çok önemli bir şey. Bunun için oraya bitirmeden yeraltı kumları ya da dengeyi sağlamak gerekiyor ve yağışlara dönüşüyoruz. Ancak şunu söylemek istiyorum, son 15-20 yıl büyük anlaşmada yaklaşık 5 metrenin üzerinde yükseldi Doğancı Barajımız. Yani yukarı barajımızda. İnşallah bunları Mayıs ayında gördüğümüz gibi bir yaş var. Bunları da görürsek biz bu yılda geçireceğimizi düşünüyoruz. Rahatlıkla dilerim. Bundan sonra tabii içme suları konuştuğumuz zaman her zaman sağlıklı bir şey. İçme suları koruyalım, kullanmayabiliriz. Ancak artık tasarruftan öte verimli kullanmaya geçmemiz gerekiyor. Yani tasarruf insanların kendi ihtiyacını karşılarken ihtiyaçlarını kısıp belli bir oranda kullanmasıdır. Ancak verimliye geçtiğimiz zaman da daha efektif olarak, daha düzgün olarak, daha kullanılabilir merkezi. Bundan sonra su üzerinde yapılması gerekenler kayıp kaçak olanların azaltılmasıdır. Bunu tabii bizlerde, sitelerde, organize sanayi bölgelerinde, tüm sanayicilerin gözden geçirmesi gereken konulardan bir tanesi. Yağmur suyu yönetimi diyoruz. Bu da çok önemli bir konu. Yağmur suyunda da artık her düşen damlanın düştüğü yerden balığın bir şekilde sisteme dahil edilmesi, yağmur suyu hasatlarıyla yaratıp beslemesi, depolanması, tarafa kullanılması, araç yıkamada kullanılması gibi yağmur suyunun mutlaka artık herkesin düşünmesi gereken konulardan bir tanesi. Gri su kullanımının ciddi anlamda artması gerekiyor. Artık sularımız ağırlık kullandıkları, şarj kullanımları, Çevre Şehircilik Bakanlığı bunlar gibi yönetmelikler yayınladı. Gerek organize sanayi bölgelerini, gerek su kanallarını, TUSAK'la teslim işleten herkesin bunlarla ilgili belli yükümlülükler getirdi. Ancak ben şuna ne diyorum, 15-20 yıl sonra belki bizler de kendi oturduğumuz sitelerde, kendi çalıştığımız fabrikalarda gri su kullanmakla alakalı belli bir sorumluluklarımız olacaktır. Bu
bunların değerlendirilmesi lazım. Tarımsal suyun etkin kullanımı, bu da yine bakanlığın yaptığı bir projede geçen bir cümlemiz. Tarımsal suyun drenajla toplanan, tekrardan tarımın kullanılması gibi bir proje yapmışlar. Bunların da ciddi anlamda kullanılması düşünülmesi gerekiyor. Halkın bilinçlendirilmesi, tabi bu anlattıklarımızı bizler biliyoruz. Ancak şu bir kesin, o 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bu kadar suyumuz olmayacak. Ancak su olan kalemimiz, arzımız artacak. Olmadığı yerde de bunu yönetmek adına belki çok daha doğru çevreyle karşılaşmış olacağız. Bu da 6 Şubat 2020 yılında Kahramanmaraş Pazar Çıkları olan depremle alakalı. Ülkemizde yaklaşık 11 ilimizi etkiledi. Ben de yaklaşık 10 yıl kadar Antakya'da. Tabii çok ağır şeyler, çok zor şeyler var. Bizler de orada Antakya'da yaraları sağlayan insanlar yardım oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak oraya gitmişti. Gerek konteyner kentlerin kurulması, gerek şebekeli hatların kurulması, tahmin edilmesi gibi birçok anlamda yardımcı olmaya çalıştı. Hala personelimiz arkadaşlar tutarıştık. Bizler 39 yakın personel. 50'ye yakın aracımızla beraber bu işe yaptık. Tabii deprem çok büyük bir afet. Yani afetlere baktığımız zaman deprem bir afet, sel bir afet. Bu belki bir kuraklık vermeyen bir afet. Çok daha büyük bir afet. İnşallah bunları Rabbim bizlere, çocuklarımızı kimseye yaşatmasın inşallah. Elinize saygılar, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Bakmin Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sayın Doktor Fevzi Çakmak huzurlarınıza davet ediyorum. Herkese merhaba. Öncelikle keyifli dinledim gerçekten. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına çok özel sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Öncelikle işte Kahramanmaraş merkezde 11 ilimizi kapsayan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa ve orada şu anda sıkıntılar içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın da bir an önce çözüm üretilerek onların normal yaşamına dönmesi için gerekli olan ortamların oluşturulmasını temenni ediyorum. Bir yandan da işte depremin arkasından sel felaketi birçok ilimiz vurdu. İşte başta Adıyaman, Urfa ve Malatya olmak üzere buradaki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet ve bir an önce yine vatandaşlarımıza oradaki zararlarının temin edileceği gerekli desteklerin verilmesini temin ediyorum. Gerçekten az önce keyifli izledim. Özellikle sanayicilerimizin çıkıp da yeter artık Bursa'ya sanayi olmasın demesi ve başkanımın da bunu söylemesi ayrı bir keyif verdi bana. Biz de ziraatçılar olarak artık yeter diyoruz. Bursa yeterince sanayiye doydu ve Bursa Türkiye'nin 5. kirli sanayisine sahipse, kirli havasına sahipse bu sanayi yüzünden oluşuyor. Biz 2006 yılında 430 bin hektar olan arazi varlığımız, tarım arazi varlığımız 370 bin hektarlara düşmüş durumda. Yani 60 bin hektar arazimiz tarım dışına çıkartılmış durumda. Maalesef bu hoyratça kullanılmaya devam ediyor. Kaldı ki Bursa tarımsal potansiyeli, iklim koşulları gerçekten Türkiye ortalamasının çok üzerinde değil. Bursa aslında tarih ve tarım kenti. Sanayi kenti yapmaya çalışıyoruz orada. Ne yazık ki ısrarla sanayi kenti yapacağız diyoruz. Ve işte özellikle pandemi süreci ve arkasından gelen iklim kriziyle beraber tarımın ne kadar önemli olduğunu, ülkelerin yaşamsal önemli olduğunu bir kere de anladığımız bir ortamda Bursa gibi bir kenti artık sanayiye değil, tarımı mevcut olan sanayiyi geliştirmeye, sulama imkanlarının arttırılarak ekonomik sulama yöntemleriyle, bilimsel verilerle ve bilim adamlarının, mühendislerin gözetiminde ışığında yapılacak bir tarım modellemesiyle yönetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda da hemen söyleyeyim, genel müdür yardımcımız söyledi, Bursa'da tarımsal sulama normal
şeyin altında görünüyor. Bunun temel sebebi 290 bin hektar ekonomik sulanacak alanın sadece 155 bin hektarın tarım sulamaya açılmış olmasından kaynaklı. Yani 135 bin hektar sulanacak bir arazimiz de henüz daha DSİ veya ilgili kuruluşlar su götürmemiş. Hala kurak bir sulama yapılıyor. İşte biz bunları bir an önce suya kavuşturursak, Bursa'nın şu anda tarım toprağı bakımından konumunda biraz dışına çıktım böyle şey olunca ama tarım toprağı bakımından 34. sırasında iller bazında ama katma değer yapma açısından 6. sırada. Yani ne kadar katma değerli bir ürün üreten kentte yaşadığımızı da bu açıkça gösteriyor. İşte o sulama yapılabilecek alanlarını da devreye sokarsak ve bilinçli tarımı, çiftçiyi de eğiterek ve yanında ziraat mühendisinin olduğu bir sisteme entegre ederek biz bu katma değeri çok daha yukarılara çekeriz. İşte İhracatçılar Birliği Başkanımız da burada, en büyük sıkıntılarından birisi kalıntı sorunları. İşte bilimi geri plana attığımız zaman sadece çiftçiyi kendi inisiyatifine bırakarak üretim yaparsak sonuçta kapılardan veya gümrüklerden dönen ürünlerle karşı karşıya kalıyoruz. Sonra ahlar mahlar, sonra seni hocam uğraşıyor bu ürünleri nasıl ihraç edeceğiz diye. Onun başı ağrıyor. Bu arada tabii ki tarımsal sulamayı konuşmak seni hocam varken, başkanım varken gerçekten biraz abes iştirak gibi geliyor bana. Ama bir yandan da seni hocam gibi ömrünü tarımsal sulamayı anlatmaya adamış birinin önünde onun arkamda destekçi olduğunu bilmek de ayrı bir keyif. En azından benim açıklarımı kapatacak diye düşünerek onun da affına sığınarak ben başlayacağım inşallah. Baktığımız zaman dünyanın dörtte üçü sularla kaplı. Ne kadar bol su imkanımız var. Ama detayına girdiğimiz zaman bunun %97'si tuzlu su. Geri kalan %3'lük kısmı da %2.7'si buzullarda yer alıyor. Sadece %3'lük kısmı bizim kullanabileceğimiz, canlıların kullanabileceği su. Ve bu çerçevede baktığımızda aslında dünyanın öyle çok fazla su kütlesine, kullanacak su kütlesine sahip bir ülkesi, dünya olmadığını, bu nedenle su kaynaklarının gerçekten kıt olduğunu görebiliyoruz. Şu anda dünyada 1 milyardan fazla insan su sıkıntısı çekiyor ve sağlıklı suya erişmekte sıkıntı yaşıyor. Bunun yanında her gün 5 yaşın altında 700 çocuk maalesef ishal ve hijyen koşulları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve yapılan 2025 yılı projeksiyonunda da yaklaşık 3 milyon insanın yeterli suya ulaşamayacağını, 2050 yılında da 4 milyar insanın yeterli suya ulaşmakta zorluk çekeceği ortaya konuyor. Evet, 2022 yılı verilerine baktığımız zaman DSİ'nin tarımsal sulamada kullanılan suyun %77'sini kullandığımız, %23'ünü de sanayi ve içme suyu olarak kullandığımız ortaya çıkıyor. Bu anlamda hep tasarruftan bahsederken esas suyun büyük bir kısmını kullanan tarımsal sulamada neler yapıyoruz? Onları irdelememiz lazım. Onları doğru planlayabilirsek, önceliklerimizi onları doğru yönetmeye yönelttirsek sanırım tarımsal sulama anlamında ve suyu doğru kullanma anlamında gerçekten daha
efektif bir su kullanım planları oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bu anlamda suyu sadece tarladaki su olarak düşünmemek lazım. Su kaynağından alınıp iletim hatlarıyla tarlaya gelene kadar yapılan sistemler ve tarla içi sulama sistemleri ve daha sonra da tarladan da uzaklaştırılma drenaj dediğimiz sistemleri kapsayan komple bir yapı olarak düşünmemiz lazım. Dolayısıyla da sadece tarladaki su olarak düşünürsek yanılırız. Çünkü kayıplar daha kaynağından tarlaya iletirken başlıyor ve tarladaki sulamayla devam ediyor. Bunun sonucunda da drenajla bu kayıp kaçak oranı devam ediyor. Yine devlet su işlerinin verilerine göre bizim eğimi, arazi bütünlüğümüz ve yapılan çalışmalarda 14 milyon hektar civarında sulama potansiyeli olan tarım arazisi olduğu söyleniyor. Bunun da mevcut su varlığımıza göre 8,5 milyon hektarının sulanabilecek yapıda olduğu söyleniyor. Şu andaki mevcut yapı itibariyle de yaklaşık 7 milyon hektar araziye DSİ ve diğer kuruluşlar tarafından su götürülmüş diye 2022 raporlarında öyle veriliyor. Ama ben bir bakayım dedim, gerçek öyle mi? Yine DSİ'nin raporlarında bakın 4 tane büyük projesi var DSİ'nin. Birisi DAP, birisi DAP yani Doğu Anadolu, birisi KOP Konya Ovası, birisi DOKAP Doğu Karadeniz projesi olmak üzere 4 tane büyük projesi var. Ve bunların toplam sulanabilecek alanı ulaşma kapasitesi 4,5 milyon hektar civarında. Oysa yine DSİ'nin kendi raporunda 2,155 milyon hektarına henüz suyu kavuşturduğu ve 2,4 milyon hektarını henüz projenin tamamlanmadığını söylüyor. Bir yandan 1,5 milyon hektar arazimiz sulamaya açılacak arazimiz var diyoruz. Öbür tarafta sadece 4 tane projede henüz daha 2,4 milyon hektar arazimizin suya kavuşmadığı, projenin tamamlanmadığı görülüyor. Burada da bir çelişki var diye düşünüyorum. Bakın işte bizim vahşi sulama dediğimiz işte Erdem Başkan'ın da çok iyi bildiği, ne yazık ki DSİ'ye yeterli yatırım ödenek ayırılmadığı için, yeterli tesislere bakım yapılamadığı için İşte kanal kaynat sistemlerimizin hali. Burada kayıp kaçak oranının olmaması mümkün değil. İşte bu şekilde araziye giden suda da tabii ki büyük ölçüde kayıp kaçak oranı oluşuyor. Bakın bu da ne güzel değil mi? Betonu ekmişiz, binalar dikmişiz, yanına da suyu da çekmişiz. Oh biz! Yazık. İşte bizim olanımızın bu Bursa'da çekilmiş bir görüntü, Demirtaş'ta çekilmiş bir görüntü. İşte Bursa'nın hali bu maalesef. İşte ovalarımızı yok etmişiz ve yerine binalar dikmişiz. Hazır Erdem Başkan'ın da sulama sistemini çekmiş oraya ama binaları suluyoruz. Ne yazık ki işte Bursa Ovası'nın hali bu. Bu da modern kapalı basınçlı sistem dediğimiz kayıp kaçak oranının minimuma indirildiği, bakın sadece tarlanın yüzeyinde suyun alınacağı sistemlerin olduğu ve bu şekilde kayıp kaçak oranının minimuma indirildiği yeraltı borularıyla basınçlı sistemlere tarla başına gelen ve tarla başında da hiçbir enerjiye gerek olmadan mevcut basıncıyla çiftçinin kullanabileceği sistem. Kapalı sisteme geçildiği takdirde ve tarla içi uygun sulama yöntemleri yapıldığı takdirde sulama suyundan %50'lere varan oranlarda tasarruf etmemiz mümkün. Ülke genelinde şu anda suyu götürdüğümüz yerlerde ne yazık ki sulama yani su var olduğu halde ancak %67'si çiftçinin suyu kullanıyor ve %33'ü su olduğu halde sulama yapmıyor. Çünkü yeterli iş gücü yok, yeterli maliyet artışlarını karşılayacak gücü yok. Bu nedenle de su olduğu halde yine kuru tarıma devam ediyor. Yine sulama randımanımız bakın %49 yani suyun yarısından çoğunu boşa tutuyoruz tarımsal sulamada.
Ha, genel birimiz az önce söyledi, Bursa'da %20'ler civarında kayıtları kaçak oranında, ama Bursa'nın Türkiye'nin ortalaması %33 civarında. İçme sularında da kayıp kaçak oranı. İşte biz su zengini bir ülke olmadığımız için bu kayıp kaçak oranlarını minimize edecek ödevli altyapı yaptırımlarına çok hızlı bir şekilde yönelmemiz ve paraları oraya tutmamız lazım. Çünkü işte hepimiz görüyoruz, su kıtlığı çekiyoruz. Su zengin bir ülke değiliz. Ve yine başkanımın dediği gibi 1122 litre metreküp olan kişi başına su aslında 85 milyona göre hesaplanmış. Yani bizim Suriyelilerimiz var, turistlerimiz var. 110 milyon insana besliyoruz biz aslında yaklaşık olarak her yıl. Bunu düşündüğümüz zaman aslında bizim kişi başına düşen suyumuz 1000 litrenin altına düşüyor. Bu da aslında su kıtlığı çeken ülkeler arasında olduğumuzu gösteriyor. Bakın işte bahşiş sulama dediğimiz sulama yöntemleri. Sifonu takmış, salmış suyu gidiyor. Öbür taraftan da bakın, oh Anton ne güzel sulama yapıyor. Bu sadece su kaybı değil, aynı zamanda yer altı sularının kirlenmesine de bu yüzey akışıyla da yüzey sularının kirlenmesine de neden oluyor. Çünkü atılan gübreler, nitrat ve nitritler toprak altı sularına karışıyor. Artı yer üstü akışlarıyla da akıflara doğru gidiyor ve oraları da kirletiyor. Bizim işte bunları, bu sistemleri artık terk etme zamanı çoktan geldi geçiyor. Onun için bunları yapmamız gerekiyor. Ve bunun bir de şu ekonomik yönden de sıkıntısı var. Bakın böyle bir sistem yaptığınız zaman aynı zamanda hastalık etmenlerinin de artmasına neden oluyorsunuz. Aynı zamanda bitki kökleri su içinde kaldığı için verim kayıplarına neden oluyorsunuz. Dolayısıyla da diğer, birazdan göstereceğim, diğer sulama yöntemlerine göre girdiğimiz zaman orada göstereceğim. O yönteme göre çok fazla su kaybına neden oluyor. Bakın, eğer toprağın altında tuzlu bir tabaka varsa, işte o doyurduğunuz zaman toprak, o tuzu da alıyor, yukarıya çıkarıyor. İşte Şanlıurfa'da bir kesit ve kara kara amcam düşünüyor, köylü amcam ne yapacağım ben diye. İşte çiftçiye gitmezseniz sadece suyu götürür ve derseniz ki al sen bunu sula, işte çiftçi de suyu buldum bol bol, ben verdim salma suyu, altta tuzlu tabakaya geldi, yukarıya doğru çıktı ve toprağın yüzü tuz gölüne döndü ve çoraklaşma sonuçta toprağı kaybetme noktasına geliyoruz. Onun için her şeyin başı, hep hocam seni hocam söyler, çiftçiye gitmediğiniz sürece isterseniz en iyi sulama yöntemini getirin, uygulayın. Yine kayıp kaçak oranını aşağıya çekemezsiniz. Yine bu manzaralarla karşılaşmak durumundasınız. Bu da modern sulama dediğimiz işte yağmurlama, farklı yağmurlama yöntemleri. Bakın, su birikintisi yok, yeterli miktarda sulanıyor ve bu da damla sulama. Bakın, işte %90'ların üzerinde randıman aldığımız sistemler. Artık toprağın eğimine, arazinin bütünlüğüne ve ekilen ürüne göre yağmurlama ya da damla sulamalardan birinin uygulanması gerekiyor. Bu uygulanırken de mutlak surette ziraat mühendisinin desteğinde çiftçinin eğitilerek hangi üründen ne kadar, ne zaman, hangi miktarda su vereceğinin programlandığı, planlandığı ve ziraat mühendisinin kontrolünde yapılacak bir sulama programlarının artık gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü biz dediğim gibi su zengini bir ülke değiliz maalesef. Bu da yer altı, yine damla sulama sisteminden bir görüntü. Yine bir DSİ tarafından verilen bir veri, 8 hektarlı araziyi vahşi sulama yöntemiyle, yani verildiğinde DSİ kanallarına bakın 30 litre su saniyede akıtıyor. Ama modern sulama yöntemleriyle yağmurlama ya da damla sulamalarla verildiği zaman 10 litre saniyede su akıtıyor. Bu demektir ki 3-2 tasarruf etmemiz mümkün tarımsal sulamada, eğer modern sulama tekniklerini uygularsak. Sonuç olarak iklim değişikliği ortada, iklim krizi ortada,
su zengini olmadığımız da ortada. O zaman her alanda artık başta belediyeler ve DSİ'ye yatırımların gerekli kaynaklar aktararak hükümetler bu altyapı yatırımlarını mutlak surette bir an önce çözmeli. Sulanabilecek bir karış alanımızı bile susuz bırakmayacak. Kapalı basınçlı sulama sistemleriyle tarlaya kadar taşınacak sistemleri entegre etmeli. Daha sonra da tarla içinde de bilimin ışığında yapılacak sulama yöntemleriyle biz tarımsal sulamadan %50'ye kadar tasarruf edebileceğimiz gibi aynı zamanda bu teknolojilerle 6,5 milyon hektar olan ekonomik sulama alanlarının da daha yukarılara çıkmasını sağlayabiliriz. O yüzden de bizim bir an önce hükümetlerin ve belediyelerin gerekli olan altyapı yatırımlarına kaynak aktarması ve bunu hızlı bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Daha sonra da çiftçi eğitilerek, çiftçi öğretilerek, bilinçlendirerek doğru yöntemlerle kontrollü bir şekilde bitkinin istediği suyu vermemiz gerekiyor. Evet, söyledik zaten vazgeçilmeli. Eğitilmeli, onu da söyledik. Ve en büyük şeylerden birisi suyumuzu kirletiyoruz. Suyumuzu mutlak surette arıtmalıyız. Yani kirli su deyip de derelerimizi kirletmemeliyiz. Bu sularımızı da yani burada arıtarak yeniden kullanmalıyız. Bunu evet artık öyle teknolojiler gelişti ki içme suyu kıvamında temizleme yöntemleri var. Ama geleneksel alışkanlıklarla bunu içme suyu olarak kullanamayız ama en azından evsel ihtiyaçlarda ya da bahçelerimizde, tarlalarımızda, araç yıkamalarda bunları pekala kullanabiliriz. Yine müdürüm söyledi zaten yağmur sularının sağımı çok önemli. Artık her damla sudan tasarruf etmeliyiz. Yağmur sularını mutlak surette sağımını yaparak özellikle yeni yapılacak yerleşim yerlerinde mutlak surette bu testlerin yapılmasını zorunlu hale getirmeliyiz. Bakın İsrail atık sularının %86'sını arıtarak yeniden kullanıyor. Buna İspanya %19'da ikinci sırada izliyor. İşte suyunuz olmayınca mecburen bu yöntemlere başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Ve son söz olarak ben diyorum ki beyaz adam param yenmeyecek bir şey olduğunu, son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık öldüğünde umarım o kadar süre kalmadan alırız. Teşekkür ederim. Şimdi sıradaki konuşmacımız Profesör Doktor Semih Yazgan, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim, ben bu elektronik sesleri hiç sevmiyorum. Lafınıza sığınarak şöyle öne gelsem, eski hocalık bilgilerime dair ve sesimin kuvvetine de güvenerek şöyle önde konuşsam çok daha rahat olacak. Ben şimdi tabii günün yorgun kitlesine hitap ediyorum. Yorgun hepimizi. Birazcık sizi canlandırmak için kapının girişinde bir öyküyle başladım. Erdem Bey gelene kadar kendimi çok mutlu hissediyordum. Ama geldi, işi bozdu. Neden bozdu? Fırkayla anlatayım. Bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sel felaketi olur. Çok iyi yüzen bir adam atlar, yüzlerce insanı kurtarır. Meşhur olur. O kamera önünde, o televizyonda herkes tarafından tanınır. Sokakta yürürken geçtiği insanlar birbirini tutuyorlar. Bak işte selde işte adamları kurtaran bu mesela hadi böyle yerine gerine kabara kabara gezer. Ölür bir gün tabii ki. İşte Allah katında sorar ne yaptı bu adam? Derler ki yüzlerce insanı kurtardı. Koyun cennete der. Cennete girer, kapıya girer. İlk insanı karşılar. Tabii o Amerika'daki o şaşalı şeyi bekler. Kimse onun yüzüne bakmaz. Hemen yerindeki adam. Beni tanımadı mı? Hayır tanımadım. Ya hani şu yüzlerce insanı kurtaran adam var mı? Ya git kardeşim der. Derken bütün cennetteki herkesi bir tavaf eder. O ilk soru yani dürtüğü adam da bunu takip eder. Ondan sonra tekrar başa geldiğinde farkında olmadan yine aynı adam. Ya beni tanımadın mı? Ben şu adamım.
Çok kafada, lan git oğlum der. Burada Nuh peygamber var. Sen kimsin der. Ben su konusunda Erdem Bey gelmesin ki Nuh peygamberdim ama Erdem Bey burada olduğu için. Evet. Gerçekten sevgili büyüğümüzü ben ilk asistanlığım dönemlerinden tanıyorum. Bursa'ya ve Bursa'nın dışında da vizyonuyla hizmet etti. Suya hizmeti tartışılmazdır. Ben tabii ki şimdi 30 yılım okudum. Bir üniversiteden emekli ayırdım kendimi. Nedeni de şu. Yani Türkiye ne yazık ki, hemen suyu anlatacağım ama bazı şeylere dokunacağım. Lütfen beni affedin. Plansızlıktan, yani planlı bir ülke olmaktan plansızlığa doğru evrildi. Bir devlet planlama teşkilatı vardı bu ülkede. Yani Türkiye'nin belli yıllarda ne olabileceğini planlayan ve bununla ilgili çalışan bir kitle var. Şu an kimse. Yerel yönetimler farklı bir söz söylüyor. Bir bakanlık farklı söz söylüyor. Ve bir bakıyorsun bir bakan değişiyor. Aynı anda o bakanlığın o güne kadar olan bütün projeleri çöpe atılıyor. Yepyeni bakan 20 proje açıyor. Ya dünyada böyle bir şey yok. Yok gerçekten gelişmiş toplumlarda hiçbir şey böyle. Ya Amerika'ya bakıyorsunuz. Siyasetini CIA belirliyor. Asker stratejisini Pentagon belirliyor. Trump geliyor, beceremiyor. Biden geliyor, kürsüde uyuyor. Ama Amerika Devleti, Birleşik Devletleri dünyada lider olmaya devam ediyor. Neden? Çünkü devlette bir süreklilik söz konusu. Sürekli olmadığı bir yerlerde biz ne yazık ki böyle işte yok olduğunda başlıyoruz ki bizim elimizden su gidiyor, bizim elimizden tarım gidiyor, bizim elimizden doğal kaynaklarımız gidiyor, ekonomimiz gidiyor, gidiyor da gidiyor, gidiyor. Bakın geçen gün Dışişleri Bakan Yardımcısı'yla toplantı yaptık. Çok üzülerek bu toplantıda bir yanıt, Türkiye'den şimdi giden büyük iş insanı da olsanız, akademisyen de olsanız, biz almakta güçlük çekiyorsunuz. Dedik ki ya bunun bir nedenini sorun. Değerli hocam dedim. 152 bin kişi, yeşil pasaport ve Schengen vizesi olan 152 bin kişi Avrupa'ya iltica talebinde bulunmuş. Türkiye'den kaçan, bakın, olanakları olan, yani ben olmayanları saymıyorum. Ülkeden nasıl bir kaçış var? Bunların hepsi de nitelikli insanlar bu muhtemelen. Çünkü o vizeleri alabilirlerse geçmişte. Ya yani ülke terk ediyor. Ve kayı kaybediyoruz. Biz her zaman için yani işte sahip olduğumuz eşimize ya da sahip olduğumuz bir varlığın varlığında değerini anlamıyoruz. Ne zaman kaybediyoruz? Ya çok iyiydi, çok işte kaybetti, keşke kalsaydı vesaire. İşte su da böyle. Ben 1985 yılında asistan geldiğimde önüme değerli hocam, Abdurrahim hocam, Allah'a sağlık versin, bir dosya tuttu. Onu dedi, senin mesleğin bu dedi. Nedir? Açtım, daha hiç bilmiyorum adını. Biz lisansta şeyinde okumuştuk, damla sulama. Damla sulamayı dedi, sen bu işi dedi geliştireceksin, anlatacaksın, bu işin dedi işini yapacaksın, Türkiye anlatacak. Hakikaten sulama konusunda, hele hele damla sulama konusunda çok özelimdir. Herkes de beni tanır, üreticisinden tutun, uygulayıcısına büyük ölçekli projelerin sahiplerine kadar. Ben ilk toplantımı, üretici bazındaki toplantımı Türk Höks'tü o zaman bakın. Tarsu vardı, Türk Höks'tü, damla sulamayı Türkiye'ye getiren iki firmaydı. Türk Höks'te Orhan Gazi'de bir üretici toplantısına katıldım. Yıl 1985 Mart ayı, hiç unutmuyorum. Şöyle bir kürsüye çıktım, kürsüde anlatıyorum. Anlatıyorum. Kalktı bir yaşlı amca böyle. Dedi dur orada bir dakika dedim, elini kaldırdım. Yaşın kaçtı o zaman işte 25-26 yaşındayım. Senin dedi yaşın kadar dedi, ben sulama yapmış adamım dedi. Sen dedi burada koskoca zeytin ağaçlarında damla sulamayı anlatarak hani öyle siyerek, çok affedersin işiyerek anlamında o zeytin ağaçlarını sularak dedi burada da insanları kandırmaya kalkma. Burada yavru uşaklığı yapma diye ikinci cümlesini dedi. Yani bizim üreticimizin konuya bakış açısı hep şöyle. Hep ben sonradan tabii ki zaman içerisinde öğrendim. Üreticinin beyni gözündedir. Görmeden hayatta inanmıyor. Türk toplumunun tamamı böyle. Beyni gözündedir. Ve bir örnek vereceğim şimdi. Hemen depreme geçeceğim. Çok sık yani ihracatçılar bildiği sebebiyle ziyaretlerde bulundum. Maalesef ben Antakya'yı 3 kez ziyaret ettim. Ama öyle bir Antakya'yı bir daha görme şansı hiç eğer gitmediyseniz böyle bir şey göremeyeceksiniz. Çok büyük bir kayıptır orası. Gerçekten. Ama tarihte orada bir müze otel diye bir otel var. Yani bir gittiyseniz o müze otele, odalara geçerken böyle bir mozaik dokusun üzerinden geçiyorsunuz. Ya eşimle geçerken dedim ki eşime, bak dedim burada çok ciddi bir deprem olmuş.
Böyle bir ondüleli yapı. O mozaikler böyle, hani bazen parkeler, su basar, şişerdi böyle devasa, ona benzer bir yapı oluşuyor. Dedim bak çok tarihsel bir deprem geçirmiş bir coğrafyaymış burası. Bu dedim mozaikler bu hale gelmez. Tabii ben o zaman o fayda falan ilgilenmiyordum. Ve Türkiye'deki yanlış ekonominin bir örneğini oradaki bir iş adamı söyledi. Bir otel sahibi, çok ciddi bir lüks bir otel sahibi, 60 tane dairesi var, 22 tane dükkanı var. Hepsini kaybetmiş. Yatırımın ekonomi diye kurduğu sistemi kira gelirleri, işte bu şeyler üzerine kurmuş, çıktığında cebinde 5 kuruş para yoktu. Bir ihracatçından o günkü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için para istediğini gördü. Bu zenginliğe sahip olan bir insan. Türkiye'deki en büyük şey inşaat sektörlerimiz yüklendi. Gelin Kayapa'ya. Kayapa'yla Hasan Ağa arasına gidin. Tarım arazilerini güve gibi yiyoruz. Güve gibi yiyoruz. Çıkın bir Google Earth haritasına bakın. Agrega Ocağı, Mermer Ocağı diye ta onun çukuruna kadar her yeri kazıyoruz. Yok böyle bir. Böyle bir tüketme yok ya. Bunlar ihracat değil. Tayvan'a götürdüler beni. 180 konteyner. 180 konteyner. İhracat rakamı $553 milyar. 180 konteyner. Türkiye'nin şu an gitseniz kapı kulesinde belki 1000 tane tır vardır. Türkiye'nin toplam ihracatı için her sektörü koy 250 milyar. Onda da futbolcu Burak Yılmaz'ın satış bedeli dahil var. Araplara sattığımız inşaat bedelleri de var. O rakam $250 milyar çıktı. Yani katma değerli ürün üretmeyen bir ülkeyiz ne yazık ki. Suya gelince, depremden geçeceğim ben şimdi yine. İnanılmaz derecede öngöremediğimiz bir deprem ama bir tarımın depremde yeraltı kaynaklarına bağlı olması durumunda nasıl iflas edeceğini biz orada gördük. Bütün yeraltı kuyuları iflas etmiş durumda. O atımla bütün kuyular çökmüş durumda. Ama bu çöküş yani hiç planlanmamış. Ve şu an bir demet maydanozu 5 lirayla 10 lira arasında yiyorsanız Antakya'dan geliyor. Bugün bir oradan keki yiyorsanız o gelen kekin fiyatının artma sebepleri odur. Ve erkenci sebzenin tamamı oradan geliyor ve şu an hiçbirisi ekim yapamıyor. Yani bakmayın işte. Ve yerel yönetimler orada böyle tohum desteğiyle vesaire bir şeyler yapıyoruz diyorlar ama sürdürülebilirliği çok. Çünkü sulama yok. Ve bu kuyuların resmi olanların yanında kaçak olanların sayısı en az 2 kat. Ve bu kuyular bir daha nasıl tesis edilir? Kaçaklar yani resmiler dışında nasıl yapılır hiç bilinmiyor. Ve bunların bir de yatırım bedelleri var. Kuyu açılacak, gömleklemesi yapılacak, artı tesisatı yapılacak, pompası indirecek, trafosu vesairelerinizde. Yani orada bu tarımın tekrar hayata geçmesi en az dolar 10 yıl. Bir fiziki yıkım, bir de psikolojik yıkım var. Kimse orada kalmak istemiyor. Yani yaşayan insan diyor ki depremi ben diyor kimi götüreceğim? Hiçbir işçi gitmek istemiyor. Böyle olunca da tabii ki Türkiye'nin çok önemli bir üretim alanından çok büyük bir kayıpla biz maalesef yani tarımsal üretimde kayıplar oluyoruz. Şimdi Türkiye'de sulama her yerde anlattık. Ya bakın bir Türkiye'de yani ben çok üzülerek söylüyorum. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapmış, şimdi bakanlık yapmış olan bir insanımızın çıkıp da korkmayın arkadaşlar hala yeraltı su kaynaklarımız mevcuttur demesi beni inanılmaz derece üzüyor. Ne demek ya? Yeraltı su kaynaklarını besleyecek olan kaynağın en temel şeyi yağışı kardır. Karın yağmadı. Çünkü ağır erir, infiltre olur, yeraltı su kaynaklarını besler ve bu yeraltı su kaynaklarını beslediği zaman yeraltı su kaynakları belli dolu olandığı zaman o bir güvence olarak kalır. Yağmayan kararlar hangi yeraltı su kaynağını beslersiniz? Ve teorik olarak yeraltı su kaynaklarındaki fiziki yapı bir ters huniye benzer. Yani üst katmanlardaki su kullanım miktarı halen büyüktür. Aşağı doğru indiğinizde, o borular 3'er metre aşağı indiğinizde kapasite gittikçe azalır. Yani aşağıda 250'ye 350'ye indik, bilmem ne vesaire dediğinizde böyle bir zenginliği bulamazsınız. Böyle bir şey diyor. Ha bir de şu da var. 1 metre küp, Erdem Bey çok iyi, 1 metre küp suyu 1 metre terfi etmek için manometrik maliyet denilen bir maliyet var. Enerji bedeli var. 100 metreden bir suyu çekmek var, 200 metreden çekmek var. 200 metreden çektiğinizde o zaman su paraları size gelecek, bir katına geleceksiniz. Hele hele bu coğrafya. Bunu hiç öngörmüyoruz. Biz ne yapmak zorundayız? Bir kere damla sulamada bir örnek daha vereyim. Yani övünç de anlatıyoruz işte çözümü. Tarımda damla sulama bizim için en önemli alternatiftir. Osman Gazi Sulama Kooperatifini bilirsiniz. Orası pompaj sulaması ile sulanır. Damla sulamaya geçmeden önce
su kullanım oranı 3500 metreküpken beklentimiz %50 azalış bekliyoruz değil mi? Heyecanlı. Arkadaşlar 5500 metreküpe çıkarmıyor. 5500 metreküpe çıkmış. Çünkü ne yapıyor adam? Orada rotasyon dediğimiz yani münavebe sırayla gelen bir sulama yöntemi varken şimdi sezon başında varasını açıyor adam, sezon sonunda varasını kapatıyor. Hele de bir de öyle bir alnı, nereden kaynaklanıyor bunu bilemiyorum ama bir bitkiyi sularken toprak yapısını ve bitki dikim aralığına göre bir damlatıcı aralığı vardır, bir debisi vardır. Biz öyle hesaplarız, öyle öğretiriz. Hayır arkadaş, 20'lik damlatıcı 4 litre saniye. Ne gelirse, ne şeftalesinden tut armutuna kadar, kirazından tut marulana kadar, ıspanağına kadar aynı tipinden 20'lik damlatıcı. Yani aslında adam bir tava sulama yöntemiyle damla sulamada sulama yaptığının farkındadır. Maalesef böyleyiz. Bizim mutlaka ilkokuldaki öğrenciden başlayarak su kullanımı değil, tüm kaynakların kullanımı konusunda çok ciddi bir eğitime başlamamız gerekiyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bir akademisyenim. Eğitim verenlerin eğitim düzeylerinin bir kez daha sorgulanması gerekli olduğuna da inanıyorum. Çok önemli. Yani bu çok çok önemli. Bunu yapmadığımız takdirde biz maalesef bir başarı şansı yakalayamayız. Gelelim. Yani yağış. Evet. Bu sene kuraklık yaşıyoruz. 1995 yılında Amerika'da bir sempozyuma katıldığında söylenen ifade aynen şuydu. Dediler ki iklim, küresel iklim değişikliği, küresel iklim ötelemesi gibi senaryolarla karşı karşıya kalacağız. 95'te konuşuluyor. Ve biz bunu çok yerde anlattığımızda, hatta hiç unutmuyorum, 2005 Ocak Vatan Gazetesi'nin çok güzel bir küpürü vardır. Ben çok fazla sayısal değerleri boğmamak için burada paylaşmadım bunu. 2005 yılı Ocak'ta bu küresel felaket dediğimiz yağışın çok anlık yağması ya da yağışın hiç ummadığımız bir anda farklı bir modda yağması gibi sorunlarla karşı karşılayacağımızı bizim yerel gazetelerimiz daha yazar haldeymiş. Şimdi öyle bir şey yazılmıyor. Yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Yeşil alanlar yaratıyoruz. Hele şu belediyecilerden kim olsun? Ben en gördüğüm yerde yani konumlu kullanarak fırça atmak istiyorum. Yani Ali Nur Başkan da görsem söylüyorum. Yani Turgay Bey'i de görsem söylüyorum. Ya arkadaşlar dünyanın en çok su tüketen bitkisi Çin'ken önünüze gelen her yere niye Çin ekersiniz? Niye Çin yaparsınız? Orta nefes sulaması denilen bir dünyada böyle bir yer yokken buradan gidin Görükle'ye kadar, buradan gidin İstanbul yoluna kadar, Kestel'e kadar gidin her bir hücre Çin ekip sulamasını niye yaparsınız ya? Bana söyler misiniz? Hadi yaptınız. Bari arıtılmış bir suyu kullanın. En azından o arıtılmış suyun Marmara Denizi'ne giderek işte o müsilajit tetiklemesiyle olan o yükü de bari ortadan kaldırırsınız. Temiz su kaynaklarınızı bir ölçüde kurtarırsınız, korursunuz. Her sitede bir yeşil alan. Ve dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki içme suyu niteliği kazandırmış bir suyla sulama yapan bir toplum. Bizim sitede de var. Hadi gidin bademle de. Herkese ne var? Bana diyebilir misiniz ki biz sulamıyoruz. Ben de sularım, siz de suluyorsunuz. Ama ne? Ya bilimin getirdiği bir gerçek var. Diyor ki su tüketimi diyor 1/4 oranında aha az olan sadece ve sadece kışın biraz sarı görünen alternatif bir çift çeşidi var. Niye bunu yapmıyorsunuz? Yok. Kimse bunu yapmıyor. Bermuda Grass diye bir çim var mesela şimdi. Aynı suyu 100 litre harcayacağı 25 litre harcıyor. Sadece kışın biraz sarı gözüküyor. Abi biz çok yeşili çok seven bir toplumuz ya. Pencereden baktığımızda o yeşili göreceğiz illaki. Bence şu an BUSKİ ve yerel yönetimler mutlaka yapması gerekli olan bu yeşil alanlarla ilgili eğer bir sulama ihtiyacı talebi var ise kendi kaptajlarını sitedeki işte yağmur sularını toplayarak yapacağı bir depolama yapmayan bir üniteye kesinlikle su kullanımı izni vermemesi gerekir. Şimdi yazın gelecek herkes sulamaya başlayacak. Ve nedense ya tarihten hiç ders almayan bir toplumuz biz. Gidin Avrupa'da da orta çağdan kalma kentlerde kilit taşları korurken bizde ise tam tersi bir asfalt yapma merakı vardır. Ya böyle bir coğrafyada, böyle bir topografyada yani Uludağ kendine sırtını vermiş olan bir kentte gidin şu sırtlara namazgahtan yukarı çıkın her taraf asfalt. Ya
yüzey akışı nedir? Düşen yağışın akışa geçmesiyle ortaya çıkar. Bu nerede toplanır? Büyük bir kitle haline geldi. İşte bugün Maraş'ta yaşadığımız o sel felaketi. Ya kilit taş yaptığınızda suyun içeri aşağı doğru süzülmesini sağlarsınız. Her kilit taşa çarptığında en azından bir enerji kırılımını sağlarsınız vesaire vesaire. Ama bizde nedir? Arabalar gürültü yapıyormuştu. Yürürken asfalt kaplamalı. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Çok ve uzun yıllar herhangi bir sorun yaratmadan kullanabileceğiniz olan bir malzemedir bu. Neden? Çünkü donduğunda çatlamaz, patlamaz. Yani tamiri çok kolay, onarımı çok kolay ama ben bir yer gördüm. Geçen Arap, Molla Arap'a çıktığımda bir baktım ki kilit taş döşeniyor. Ah dedim ne kadar güzel kilit taş döşeniyor ama benim hayalimdeki kilit taş döşeme sistemi yerine ne yapmışlar? Altını bir de asfaltlamışlar, betonlamışlar, üzerine kum malzeme, üzerine kilit taş döşüyorlar. Yani geçelim sizi gene sağlayacağız diye direniyorlar. Böyle bir anlayışız. Bizler suyu doğru kullanmayı maalesef beceremiyoruz. Sadece suyu değil, her şeyi doğru kullanmayı beceremiyoruz. Bir örnek daha vereceğim. Ulaabat Gölü'nün biliyorsunuz settesi var. Aslında bir feçtir bu. Yani normal koşullarda İzmir yoluna, eski İzmir yolu dediğimiz o haraya kadar olan bölgeye kadar su normalde yayılım gösterir. Bu yayılımı engelleyebilmek için geçmişte oraya bir sette yapılmış. Ve Ulaabat Gölü'nden hala ve hala açık kanal sistemleriyle sulama yapan bir toplumuz biz. Alıyoruz, suyu aşırı kullanıyoruz. Yani yazın ortasına gidip Ulaabat'ın yarısından fazlası tarımsal alana dönüşür. Arkadaşlar Türkiye'nin en büyük hastalığı pestisit kullanımı. Pestisit kullanımı. Pestisit dediğiniz nedir? Bildiğiniz zehirli etken maddeler. Bunun yanında gübreyi saymıyorum. Gübre çok masum kalıyor. Ve şu an piyasada yediğiniz sebze ve meyveleri bir analize, işte bir arkadaşımız laboratuvardadır, konuları da çok iyi biliyordur. Bir analiz rakamlarını söylesene bak hiçbir şey yiyemez hale gelirsin. Hiçbir şey hale gelmiyor. 55 milyon ton yaş meyve sebze üretiyoruz. 5 milyon tonunu ihraç ediyoruz. Gümrükte en çok bildirim alan ülke olarak birinci olmaktan gurur duyacağınız ülke Türkiye. Çünkü rastlıkta hep takılıyoruz. Emeral değil dediğimiz yani isim edilen limitte hep üzerindeyiz. Hep üzerindeyiz. Hem de öyle bir yenilir değil. Böyle acayip dozlarda limitlerle karşılaşıyoruz. Ki bu 55'in içinden çekilmiş 5 elit bir kitleden bahsediyorum. Öyle bir nitelikte alınmış. Kalan 50'yi biz yiyoruz. Siz artık ne yediğinizi tasarlayın. Ulaabat Gölü'nde atılan pestisitler, orada kullanılan damla sulama malzemeleri inanılmaz derecede oralarda bırakılıyor. Sonra onlarla yine farklı bir yerlere suyun taşınımı, havzalar arası taşınımı vesaire dediğiniz zaman inanılmaz derecede bir kirletici ortam yaratılıyor. Damla sulamaya çare gösterdik. Çok üzülerek söylüyorum. Gidin şimdi Karacabey'de sanayi domatesi üreten alanları, şöyle bir topraklarını gezin. Ya da bir mısır üretiminin sonrasındaki bir arazileri gezin. Topraklardan böyle çıkmış daha tek yıllık damla sulama kılçıklarını görürsünüz. Nedir bu? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmiştir bu. Tek yıllık damlatıcı der ki damlatıcıyı bu yıl kullan, onun bana hurdasını getir. Getirdiğin miktar oranında, yani sana verdiğin bir yıl önce verdiğin miktar karşılığında getirdiğini aynısıysa sana %25 indirimli yeni yıl malzemesini vereceğim diyor. Yani boruyu recycle'a sokar. Bizimkiler gibi toplamayıp arazide pullukla sürüp toprak içerisinde karıştırmaz. Geçen gün National Geographic'de bir şeyi çok izliyorum. Bir balinanın yavrusunu tam 1,5 ay ağzında taşıdığını gördüm. Ölmüş yavrusunu taşıyormuş. Ve yapılan bir inceleme sonucunda balinanın yavrusunun neden olduğu sorgulanmak amacıyla yapmışlar. Anne sütündeki mikroplastiklerin zehirlenmesi sonucunda balinanın yavrusunun öldüğü tespit edilmiş. Yani bu plastik aslında her derde bizim için çok büyük kolaylık ama yani maalesef ve maalesef kirletme unsuru açısından çok yüksek ve sularımızda da şunlarda dahil. Yani söylenen ifade gerçekten bunlarda dahil. Yani Efsun moderatörümüzün söylediği gibi bunu hazırlamak için harcanan su miktarını koyduğunuz zaman gerçekten belki biz yarım litre su alacağız derken en az 3,5-4 litre suyu harcıyoruz. Yani işin temelinde özünde eğitim, liyakatli insanlar, doğru yöneticiler ve kişisel kararlardan çok planlı bir devlet yönetimine ihtiyacımız var. Her noktasında, her noktasında. Ben şimdi bana bir günlük cumhurbaşkanlığı görevi verseler ne yaparım diye düşünüyorum.
Kesinlikle ikinci çocuğa vergi koyar. İkinci çocuğa vergi koyar. Aynı şekilde. Hayır şöyle, zaten yazlığa ihtiyaç olmayacak. Nüfusu sınırlarsanız böyle bir ihtiyaç olmayacak. Şimdi bizde nüfus arttıkça inşaat talebi oluyor. Nüfus arttıkça ev olsun, işte bir yazlığım olsun, bir kışlığım olsun vesaire. Türkiye'nin bu nüfusu kaldırabilecek olan yapısı yok arkadaşlar. Gerçekten. Üretemiyoruz, tüketen bir toplum yaratıyoruz ya da ırgat bir toplum yaratıp yeşil pasaportlu vizesi olan insanların yurt dışına kaçışını böyle izliyoruz. O nedenle liyakatlı, kararlı, istikrarlı, uzun süreli, kısa, orta, uzun vadeli planlamalar, su kaynağından tutun, her türlü üretim alanında. Ne yazık ki ben 60 yaşına geldim, umutsuzum. Ama umutsuzluğumu da şöyle size söylüyorum. Tabii ki her şey değişime uğrayacaktır. Bu anlayışların da değişerek ülkenin farklı bir yöne evrilebileceği konusunda umutlarımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çocukların ikisinin de burada kalması için uğraşıyorum. Bir hukuk fakültesinde, birisi bilgisayar mühendisliği okuyor. İkisi de burada kalıp ve burada çalışacaklar. Çünkü bana sözleri var. Ama bu yaşama kadar gördüklerimi bana sorarsanız, evet o umutsuzluk burada duruyor. Ama bu ülkeyi hepimiz terk edersek, bu ülkenin maalesef gelecekte bırakacağımız çocuklarımızın bize sorduğunda niye kaçtığınız sorusuna verebileceğimiz cevabımız olmaz. O nedenle çalışmak büyüklüğümüz. Hala çalışıyorum, hala uğraşıyorum, hala şu pestisiz kalıntıları çözmek için canla başlıyorum. Her bakanla hocalık sıfatını kullanarak kavga ediyorum. Umarım sağlıklı, uzun süreli yaşayabileceğimiz bir ülkeyi bizlere kazandırabilecek olan bir toplumu yakın bir zamanda elbirlikle kucaklarız, sizlere sarsın ediyorum. Teşekkür ederim. Sorunuz olsa tabii ki yanımda. Teşekkür ediyoruz hocam değerli sunumuza katkılarınız için. Şimdi soru varsa soru alabiliriz. Gerek Fethi Bey'e gerek Fethi Hocam'a iletmek istediğiniz sorular varsa soruları alabiliriz. Buyurun lütfen. İbrahim Atık, bunlarla sizi rahatlatıyorum. Hoş geldiniz. Sosyal Rahatlamak Kulübesi ve Metafizik Yaşam Derneği Hayatı Kurulu Kim Başkanı. Öncelikle tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. En önemli şey Sayın Hocam sonunda söyledi. Yani en ortamda diyor, Türkiye'nin yılda 1 milyon, dünyanın yılda 80 milyon arttığı nüfusun sürekli ihtiyaçlarını çözmeye çalışmak kısa döneminden ibaret maalesef. Bir de yaşam şekliyle ilgili gerekliliği göstermedi de bunları ancak bu kadar çözebiliyoruz ya da çözemiyoruz. Ben bu paneli hatırlarsanız düşünürken biraz küresel iklim değişikliği ve kuraklık bugünden daha gelecekte bizi bekliyor. Bu anlamda acaba tarımsal üretimde alabileceğimiz önlemler, uygulamalar neler olabilir? Mesela iklim desteğiyle ilgili ne yapabiliriz? Teşekkür ederim. Ya da söyleyebilir miyim? Tabii ki buyurun hocam. Ya ben tabii zaman almak istemiyorum ama Ayşe Baysal'ı bilen vardır yaş olarak. Hacettepe konusunda çok iyi bilir. Bulgur konusunda çok güzel öğütler var. Ya ben, benim babam da Ermenekli, Konyalıydı. Bizim evimizde işte bulgur köftesi yapılır, bulgur çok önemlidir. Ben pilav dediğim zaman bulguru bilirim. Ya pirinç, çeltik yani. Ya Türkiye'nin en büyük su tüketen bitkisi ve yeraltı su kaynakları şekillerine giden Gören Ovası'na gidin. Hatta Karsak taraflarına gidin. Oralarda bile pompaj sulamasıyla çeltik üreten bir ülke haline geldi. Ya çeltik bir delta bitkisidir. Delta bitkisinin olmadığı olanlarda Tarım Bakanlığı'nın bununla ilgili olarak bir sınırlandırma yapması gerekir. Ya mısır, C4 bitkisidir. Ne demektir C4 bitkisi? Ver suyu, ver gübreyi, eğer iklimle giderse uzar gider. Böyle bir bitkidir. Yani ölmeyle ilgili niyeti olmayan bir bitkidir. Ama biz Konya Ovası'nda kuraklığın en çok olduğu bölgede biz üretim desteğinin içerisine mısır bitkisini sokmuş bir toplumuz. Bahsetmeye çalıştığım konu olur. Üretim planlaması diye bir kavram yok. Ya biz bundan bir hafta önce bir anda tırdan yola çıkmış, domates ihracatı yasaktır diye gecenin saat 11'inde bir tekniğiyle kaldık. Neden? Gıda enflasyonu ihracattır diye. Niye peki planlanıyorsunuz? Yani Türkiye'nin ne kadar insanı domates yer, ne kadar ihracattır, ne kadar tarımsal riski vardır, üretimi azalışı vesaire. Böyle bir planlamanın olmaması Türkiye'nin en büyük defektidir zaten. Yani verimini arttıracak yöntemler var. Yani bir yaprak analizi, bir toprak analizi, gübreleme vesaire onların isteklerine göre bir damla sulamayla verimli artabilecek bir mısır üretimini her yerde yapabilirsiniz. Domatesi aynı şekilde yapabilirsiniz. Mısır diğer çeltiği de aynı damla sulamada sular hale geldi dünya. Çeltiği. Tava bitkisi dediğimiz yani güzel bitki damla sulamayla sular hale geldi. Yani biz bunları yapabilecek insanlarız ama ne yazık ki bununla ilgili karar vericilerin yani
Türkiye'nin 81 tane ili var. 81 tane il müdürlüğü var, tarım il müdürlüğü var. İlçede de saydığınızda inanılmaz bir örgüt. Ama planlı bir tarımsal üretim var mı? Yok. Yani mutlaka bunun tarımsal üretimin kısa, orta, uzun vadede bir planı var. Ha hangi bakan gelirse gelsin, Selih de gelsin, Ahmet de gelsin, İbrahim de gelse o harfiyen uygulanır. Biri iyi icra eder, biri daha kötü icra eder. Ama o sistem olmasıdır. Buna çok ihtiyacımız var. Çok doğru bir konuya değindiniz. Ama dediğim gibi bunu yapabilecek olan bir karar verici siyasi erke de ne yazık ki ülkemizde şu ana kadar bir ihtiyaç karşılık bulamadığımızı söyleyebilirim. Bakın. Hocam ben de bir iki kat koyabilir miyim? Şimdi hocam çok güzel anlattı. İşte doğru planlama ve ilgili bilimini almış insanların bu işin içine sokarak yapılmış olan bir üretim deseninde suyu minimum kullanarak optimum verimler almak mümkün. Tabii ki kuraklığa dayanıklı yeni çeşitler geliştirmek anlamında ıslaha gerekli önem vererek bilimin ışığında yeni çeşitler geliştirerek de bunu takviye olarak yapmamız gerekiyor. Bunun için de ARGE çalışmalarına gerekli olan ekonomik katkılara vermemiz gerekiyor. Bu yıl dünya darı yılı ilan edildi. Mısır'a alternatif darı, sorgun gibi daha az su tüketen ürünleri devreye sokarak yine bunların mısır dediği gibi hocamın şeker pancarı, işte çeltik bunlar gerçekten özellikle Konya Ovası'nda bu kadar ormanın oluşmasının, yer altı kaynaklarıyla sulanan bir yerde bu kadar su tüketen ürünlerin ekilmesine izin verilmesi, oradaki ovaların yok olması, yer altı kaynaklarının tüketilmesi anlamına geliyor. Onun için de hocamın da çok iyi söylediği gibi planlama, kısa, orta, uzun vadeli ve kararlı bu planları uygulayacak yönetimlere ihtiyacımız var. Şeker bulabildik mi biz bu sene? Reçel, gazoz yapmak için bulamadınız değil mi? Çünkü neden? Şeker pancarı ya üretimi Türkiye şeker ihraç eden bir ülkeyken biliyorum ben de yaşadığım için biliyorum. Şeker ihraç eden bir ülkeden şeker ithal eden bir ülke konumuna geldi. Ha şeker pancarı üretseydik ne olurdu? Bir münavebeye sokuyorsunuz. Yani bir üretim de dörtlü bir bitki desenine sokuyorsunuz. Ha şeker pancarından çıkan küsle hayvancılığa hizmet ediyordu. E şimdi nerede? Olmadı. Böyle bir şey olmadığı zaman hayvancılık da bitiyor. Her şey başladı. Nasıl? Ekim'de yeni kampanya başladı. Biz de Tayland'dan gelmiş şeker kamışının şurubunu şekere kullanmaya başladık. Çok şükür. Artık kendi şekerimizi kullanıyoruz herhalde. Merhaba, Hakan Kavurmacı. Dijital haber yayıncılığı yapıyorum. Şimdi hocama, bu ziraat başkanına, işte ziraat mühendisleri, odası başkanlarına hepsine teşekkür ederiz. Özellikle bu ziraatta bu ev sahibi için teşekkür ederiz. Benim biraz öneri, biraz eleştiri, biraz da soru gibi olacak hocam. Yani bugün burada 3 kurum var. Acaba diyorum yani BTSO da olsaydı, işte bu ziraat zaten var, müsiraat da olsaydı, işte ne bileyim Balkan Türk ziraat da olsaydı, belediyenin çeşitli birimleri de olsaydı, Uludağ Üniversitesi'nin bilim insanları da olsaydı ve hep birlikte, hep bir ağızdan Bursa'ya artık yeter, inşaat yapılmasın denseydi, efendime söyleyeyim, Bursa artık kurudu denseydi, daha faydalı olmaz mıydı? Bir de öte taraftan şöyle bir terslik var. Yani inşaatlar yapılıyor, adam gökdelenler yaptı diye siyahatlar, ticaret sanayi odaları ödüller veriyorlar. Yani burada da bir terslik var. Madem ödül verilmesin, yani İstanbul yolundan gelirken tam böyle Sönmez'e gelmeden sol tarafta bir şey tepesinden de Anlışanlı ismini yazmış. Bursa'nın bütün ovasını kapatıyor, bütün dağını kapatmış, görüntüyü kapatmış. Bu insanlar ödül alıyorlar. Ne için ödül alıyorlar? Bunları da sorgulamamız gerekiyor hocam. Bir de Bursa artık hep geriye gidiyor. Çünkü Bursa sporumuz yok. Bursa sporun başında Bursa sporu bilmeyen insanlar var. Her tarafta böyle... Bursa yok. Efendim? Bursa kalmadı ki. Evet. Yani hızlı tren 20 yıldır Bursa'ya gelmiyor. Bursa'nın bir lobiciliği yok hocam. Kayseri'ye hızlı tren gitti. Sivas'a hızlı tren gitti. Gitsin.
memleketimizin bütün ucağına bucağına gitsin ama Bursa'ya gelmedi. İşte neden kaynaklanıyor bunlar? Bence benim şahsi fikrimce Bursa'nın böyle bir etkili ve yetkin bir lobiciliği olmadığından dolayı. İnşallah bu sıradan bu çatısı altında konuştuğumuz konular bundan sonrası için bir yol haritası olacaktır. Benim düşüncelerim bu şekilde. Teşekkür ederim. Dün bir kendi aramızda bir toplantı yaptık. Bu toplantı istinaden de şunu söyledim. Yani evet biz her böyle dönemlerde konuşuyoruz ama bu konuştuklarımızı mutlaka bir yazılı metne dönüştürelim. Birilerine iletelim. Yani birilerinin kulağına bir su kaçıralım. Öyle ya da böyle bir dokunuş olsun istedim. Yani burada eğer moderatörümüzün başkanlığında böyle küçük bir metin hazırlarsak çok da anlamlı olur. Ve burada bu siyaset ilgili kurum ve kuruluşlara, gerekli bakanlıklara da iletirse belki bir amaca ulaşmakta bir yol olarak bir iki adım atmış oluruz diye düşünüyorum. Haklısınız söylediklerinizin bütünüyle. Ya çok hoş bir gerçek ama izin verirseniz. Yok abi, moderatörümüz ne diyorsa. Aynada söz isteyen var. Buyurun. Efendim Necati Yahya, minik bir katkı için söz aldım. Efendim, önceki Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, önceki dekanı Bağım Kalkat Hoca, benim çok değerli dostumdu, halen de öyle. 2008 yılında benden bir ricada bulundu. Ya bizim üniversitedeki bu fakültemizi Çin'deki bir eş değerdeki bir okulla yaptığı üniversiteyle, fakülteyle kardeşlik anlaşması için yardımcı olur musun dediler. Ben de efendim ricadalarda bulundum. Büyükelçi, başkonsolosa, oradaki dostlarım zaten. Ve 2008 yılında büyük bir devlet daveti alarak 3 profesör arkadaşımızla, Bağım Kalkat Hocam'la beraber gittik efendim. Burada yaklaşık 10 yıllarda üniversitede 2500 civarında öğrenci vardı. Gittiğimiz üniversitede 37 bin öğrenci kapasiteli bir üniversiteyle gittiğimiz efendim. Rektör bizi efendim nerede kabul etti? Laboratuvarda kabul etti, orada çalışırken. Daha sonra efendim diğer dekanlar bizi tarlalarda kabul ettiler. Ve yaklaşık bir hafta 10 gün falan kaldıktan sonra efendim Bağat Hocam ve diğer hocadan bana söyledikleri, burası tarımda, sulamada, gübrelemede, diğer işte, ziraat şeylerinde uçmuş dediler. Son bir parantez açıyorum. Erdem hocamız, başkanımız bir şey söylediler. Uzak doğuda Japonya'dan örnek verdiler. Çocukluktan itibaren diş fırçalamada efendim, bir bardakla birlikte olur diye. Biz bunu orada gördük. Şöyle, Vahap Hoca merak etti. Yani bu 25-37 bin kişilik öğrenci şeyinde yurtlarda kalan öğrencileri görmek istiyorum dedi. Girdik efendim. Ne gördük? Odalarında işte tuvaletleri var, şudur budur neyse. Diş fırçalama şeyinde bir bardak suya hakkınız vardır diye ibare vardı. Bir bardak suyla diş fırçalama. Efendim bu kadar da teşekkür ederim. Teşekkür ederiz değerli katılımcılarımız için. Buyurun. Merhabalar, ben Ziraat Fakültesi'nden Özlem. Siz beni hatırlamazsınız ama sizin yaptığınız anlaşmayla 2010 yılında ben Çin'e gittim. Evet. Öğrenciler ve öğretim üyeleri bir müze karşılıklı olarak gidip geldiler. Evet, araştırma görevlisiydim. Sizin sayenizde gittim. Soya üzerinde yaptınız değil mi? Önce buğday diye gittik, ondan sonra onlarla soya üzerinde çalıştık. Evet. Söyledikleri gibi o zaman tohumları uzaya gönderiyorlardı. Oradaki mutasyonları inceliyorlardı. Yeryüzüne geldiğinde yani verimde ne olacak, kalitede ne olacak ona bakıyorlardı. Şimdi onlarla paralel çalışıyoruz. Bize tek söyledikleri şey şu, niye Türkiye'de sürekli sulama ile ilgili problem yaşıyorsunuz? Şimdi biz bir proje yürütüyoruz onlarla. Anlaşamadığımız tek nokta, onların kriterlerindeki sulama sistemlerini biz taahhüt edemiyoruz onlara. O yüzden Çin'le ortak çalışamıyoruz. Hocalarımın da söylediği gibi her şey planlama ile ilgili. Ben 15 yıldır sadece aktif olarak arazide çalışıyorum. Son 5 yılda sadece şunu söyleyebilirim. Bizim ekim tarihlerine kadar, kullandığımız tohuma kadar sanırım her şeyin değişmesi lazım. Bunu da biz deneyerek yapacağız. Kasım'da, Aralık'ta, işte Ekim'de tohumu toprakla buluşturduğumuzda soğuklanma ihtiyacını beklerken, işte ilk çıkması için o suyu beklerken aslında çok fazla tohumda kalite kaybediyoruz. Daha sonra bu verime de yansıyor. Dolayısıyla bizim araştırma merkezlerinde ve üniversitelerde tamamen Ar-Ge'ye yönelmemiz lazım ve bunu arazide yapmamız lazım. Yani çok fazla arazide tekerrürlü olarak
çok fazla çeşidi farklı mevsimlerdeki farklı sulama, farklı gübreleme metotlarıyla en son oluşacak kaliteye ve verime bakmamız lazım. Bununla ilgili ben birçok projeyi yazdım ama hiçbiri öncelikli alan olmadığı için destek alamıyorum. Çünkü şöyle söyleniyor, yani bir ürünün ekim zamanı belli. Hani bunu deneyerek elinize ne geçecek? Yani mevsim değişti, yağış değişti, hasat döneminde aşırı yağış alıyoruz, ürün kaybediyoruz. Ama bunun desteğini alamıyoruz. Burada tek bir sebep var. Hocaların söylediği gibi bu işin destekleyenler ya da bu işin projelerine ön ayak olanlar ziraat mühendisi değiller. O yüzden de bunları çok gereksiz buluyorlar. Ama 2010 yılında Çin roket attığı zaman oraya tohum da koyuyor, her türlü tohumu. Döndüğünde bir bakıyor. Acaba ne olacak? Atmosferi değiştirince biz mutasyonda ne yakalayacağız? Hani bu insanı zehirlemek için değil. Biz ne yapabiliriz'e bakıyorlar. Ben orada şunu gördüm. Şu kadar bir cam fanus, siz de görmüşsünüzdür. Böyle devasa şeker pancarı, bistakokok böceğinin gibi duruyor. Bu ne diye sorduğumuzda şeker pancarını atmosferin dışına göndermişler. Gelen mutasyonla garip bir şekilde büyümeye devam etmiş. Habire fanusunu değiştiriyorlar. Likit bir ortamda, besi ortamında besliyorlar karanlıkta. Biz gördüğümüzde 3. yılıydı ve şöyle bir cam fanus içinde tekli bir şeker pancarı vardı. Şimdi durumu ne bilmiyorum. Hani o şekilde bir tarım var. Bizim muhteşem bir ülkemiz, ekolojimiz var. Biz de hala işte buğdayda protein oranını %10'a çıkarınca çok mutlu oluyoruz ve diyoruz ki %10'luk protein desteği alalım artık. Biz kaliteli ürün yapıyoruz. Maalesef yapmıyoruz. Yani burada ziraatçılar çok fazla. %10'luk protein bizim övüneceğimiz bir şey olmamalı. O yüzden hem anlaşmamız için hem bize destek olduğunuz için teşekkür ederim. Özlem Hocam, niye öyle diyorsunuz? Biz de şimdi kutuplara bir bilim adamları gönderdik. Akif Etik konusunda bir bilginiz var mı? Niçin gönderdiniz? Hocam, çok üzücü bir şey daha söyleyeyim. Kaybolmuşlar. Hocam, çok üzücü bir şey daha söyleyeyim. Ben Çin'den sonra biz bir ekip oluşturmuştuk. İşte dünyadaki bilim insanları birbirimizin ülkesine gidip geliyoruz. Sürekli Türkiye'de olan her olayda bu gruptan bana şöyle bir mail geliyor. Ailen de gelmek istersen hemen seni buraya aldıralım. Yani öyle bir korku var ki, işte bir şey oluyor Türkiye'de, mesela 15 Temmuz zamanı sürekli ben şey diye mail atıyorum, sıkıntı yok, hani biz yaşıyoruz, biz alışkınız buna, sürekli şey bak, hemen alabiliriz seni, evet, hani biz bunu yapabiliriz ama daha geçen gün işte deprem olmuş, ülkenizde sudan kaynaklı hastalıklar artıyormuş, hani gelmek istersen bir süreliğine buraya davetli akademisyen olarak gel, çok üzücü. Hani kutupları süremizi bayağı bir açtık. Son sorularımızı alalım. Buyurun Mürsel Bey. Efendim, yetkilileri görünce sorular geliyor. Bir tanesi Fevzi Bey. Türkiye'de ziraat mühendislerinin yeterince istihdam edilmediği, boşta kaldığı söyleniyor. Ben Anadolu'nun bazı yörelerini biliyorum. Şimdiden dolayı da bazı yörelerde suyun iyi kullanılmadığını, tarımsal ürünlerin doğru seçilmediğini, şeker pancarından da vazgeçildiğini devlet açısından görüyorum. Bu konuda ziraat mühendislerinin ne söyleyecekti onu merak ediyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Bizim kanayan yaramız maalesef 47 tane ziraat fakültesi ama ne yazık ki içi boş çoğunluğu ziraat fakültesi ve yetişen öğrencilerin de kalitesinin tartışıldığı bir ortamda, her yıl 5000 tane ziraat mühendisinin mezun olduğu bir ortamda maalesef yaşıyoruz. İşte başkanım da söyledi, ziraat mühendisi ya da mühendis yetiştirmek yerine ara eleman yetiştirmek olmalı bizim esas görevimiz. Dolayısıyla da ziraat mühendisini yetiştirmek, ziraat mühendisi planlayan, projeleyen, ortaya koyan, araştıran, geliştiren ve öneren olmalı. Ama ne yazık ki sahaya gidecek, teknik altyapıyı çiftçiyle buluşturacak, çiftçiye anlatacak ara elemanımız diğer sektörlerde, sahide de olduğu gibi ziraatta da maalesef yok. Bir yandan ziraat mühendisi işsiz, öbür yandan ziraat mühendisi ulaşamayan bir çiftçi var. Yani demek ki bizim tarım sektörümüzün planlamasında bir sorun var. Bu planlamadaki sorunu biz ancak önce ziraat mühendisini kaliteli bir şekilde eğiterek, yani uzaktan eğitimle değil, ziraat mühendisi ya da mühendis uzaktan eğitimle olmaz, olmamalı. Artık bundan vazgeçin. Yani arkadaş,
bitki korumacıysa ilacı görmeden, işte sulamacıysa sulama sistemlerini görmeden, onların planlamasını yapmadan nasıl ziraat mühendisi yaparsın? Bu insanları memleketinde çiftçinin önüne yem atarsın ancak. Yani o yüzden de tekrar söylüyorum, ziraat mühendisi ancak tarlada, bağda, bahçede, laboratuvarda olmalı, orada yetiştirilmeli, öyle öğretilmeli ve o ziraat mühendisi de gerçekten çiftçiye bir şeyler verebilmeli. Çiftçi de gittiği zaman gerçekten bu ziraat mühendisinden ben bir şeyler öğreneceğim inancıyla o ziraat mühendisine saygı gösterir. Ancak o şekilde olur. Bu da ancak çiftçinin kazanması ile mümkün olur. Çiftçi kazanmıyorsa ziraat mühendisine verecek parası da olmaz. Ancak çiftçi kazanırsa kendine danışman tutar. Kendisine yeterli olan o bilgiyi almak için gider. O yüzden de bizim önce Atatürk'ün dediği gibi çiftçiyi milletin efendisi yapmamız gerekiyor tekrar. O çiftçinin kazanacağı ve kazanan çiftçinin de çocuklarına benden sonra bu mesleği sen devam edeceksin. Doktorların nasıl çocuklarına doktor olacaksın diye yaptığı gibi, avukatın çocuklarına avukat olacaksın diye yol verdiği gibi, çiftçinin de kendisinden sonra çiftçiliği devam ettirecek olan çocuklarına anlatacağı, övüneceği ve onu gerçekten değerli kılacak ortamı yaratmamız gerekiyor. Bir küçük hanıma ekleyebilir miyim? Bu ben bir şey söyleyeyim size. Pardon. Büyük, Baraklı köyü var kereseye giderken. Tabii. Arabanızla bir geçin. Her parsel satılık. Muhtara sordum. Neden satılıyor? Kızlar evlenmek istemiyorlar dedi. Düşünebiliyor musunuz? Doğru. Yani oradaki gençlerle insanlar evlenmek istemiyorlar. Türkiye'de ilgili eğitimin ziraatın dışında bir konuyu söyleyeyim. Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri şu an bir dekanı ya da rektörlüğünden yana talimatla kadavra kullanılmayacaktır dedi. Demişler. Düşünebiliyor musunuz? Tövbe estağfurullah. Kadavra kullanılmayacak. Yine. Yani böyle yetişecek bir hekimden insana ne kadar fayda sağlanır evet. Konusunda evet. Aynı ziraatı. Yani örneklerin sayısı son dönemde inanılmaz derecede. Yani konu çok dağılacak ama dediğim gibi inanılmaz bir değişime ihtiyacımız var. Planlı bir eğitiminden tutun, işte üretimine kadar her türlü şeyde ciddi bir değişime ihtiyacı var. Maalesef Türkiye plansızlığa doğru evrildi dedim konuşmamın başında. Çok özür dilerim. Rica ederim. Aynı şeyi ben de şey yapacaktım. DSD'yken şöyle bir anım var. Biz sulama yaptık. Fırat Fakültesi'nde harcama su getirdik. Evet. Dekana da dedi ki artık dedim burada meyvecilik yazmışsa da meyve maskeleri. Yolunuz tarafı meyvecilik plantasyonu. Evet, yani, evet. Yapmış dedi. Ama dedi benim dedi işçim yok ki. Hocam dedim sen ne diyorsun ya? Senin öğrencilerin var, öğrencilerin. O tarlanın içinde onlar olacak. O fidanları onlar dikecek. Onlar yetiştirecek. Onlar budayacak. Evet, değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Yine sohbet etmek isterseniz panelimizi sonlandırdıktan sonra devam edebiliriz. Herkese katılımları için teşekkür ediyoruz. Su varsa hayat var diyoruz. Ve bundan sonraki süreçlerde ümit ediyoruz ki daha sağlıklı, güzel konularla yine bir araya gelmiş olalım. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sertifikasını kış şeklinde desteklemek amacıyla takdim etmek istiyoruz. Öncelikle Profesör Doktor Selin Yazgan hocamıza, geçmiş dönem başkanımız Sayın Erdin Halit Türkay'ı sertifikasını vermek üzere. Şöyle bir duralım. Lütfen. Orada duralım. Teşekkür ederim. Aynı zamanda bu komisyona beni de dahil ederseniz çok sevinirim. Yani beni şartla bırakıyorsunuz. İstedim arada bir toplantı. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım çok teşekkürler. Ruski Genel Müdür Yardımcısı Sayın Devrim İzgi Bey'e sertifikasını vermek üzere geçmiş dönem yönetim kurulu üyemiz Sayın Mehmet Erbak'ı sahneye davet ediyorum. Doktor Çaçak Kanka, yönetim kurulu üyemiz
Sayın Nerede Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten anlamlı, güzel bir hediye. Çok şeyden daha farklı bir geçti. Teşekkür ediyorum. Ve kırmızı moderasyonumuzu üstlenen Doçent Doktor Sayın Efsun Dündar Hocamıza da sertifikasını vermek üzere Sayın Necat Yahya'yı bu sertifikamızı davet ediyorum. Hocam, Necat Bey ayrılmayın. Topluca ve hızlıca ayrılmayın. Herkese sahneye alabilirsin. Gelin şöyle arkadaşlar. Benim bağımsız milletvekili adı olarak yukarı. Şey sağlamayın. Çıkalım yukarıya. Çıkabilirsin. Gelin. Necat Bey buyurun. Ben şöyle ortaya mı gelseydim? Ya sen mi? Ben zaman ortadan değil de esnaf mıydı görsün?